Bugünkü sunumun moderatörlüğünü ben üstleniyorum. Adım Alper Alpay, Yeşilyurt Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği 3. yıl hastalığındayım. Eğitim platformumuz boyunca bütün eğitimlerimiz eğitim amacıyla kayıt altına alınmaktadır. Program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun ve klinimizdeki bütün asistan arkadaşlarımızın ve eski uzmanlarımızın desteğiyle ve sizlerin de katılımınızla sunumumuz her geçen gün büyüyerek artarak devam etmektedir. Hocamız Hikmet Ulu, Hikmet Bey ve Hikmet Hoca'yı size tanıtacağım dilim döndüğünce. Hikmet hocamız 1981 Ankara Tıp mezunu. Kendisi 88 yılında aynı klinikten uzmanlığını alıp 88-91 yılları arasında aynı klinikte öğretim üyesi olarak çalışmıştık. 91 yılında Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde baş asistanlık yaptıktan sonra 92-93 yılları arasında Zürih'te Profesör Doktor Gazi Yaşargil hocamızın yanında mikrocerrahi eğitimi almıştık. 1994 yılında yurt dışı ile işbirliği yaparak Türkiye'de ilk uzun süreli epilepsi monitorizasyon sistemini kurmuştuk. Kendisi Stanford Üniversitesi'nde CyberKnife eğitim alarak Türkiye'de ilk kez CyberKnife radyocerrahi girişimlerini başlatmıştık. Kendisi artık İstanbul İnnova grubunda, nöroortopedi grubunda çalışmaktadır. Bize bugün endoskopik lomber diskektomi konusu anlatacaktık. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tekrardan görüntünüzü paylaşmanızı isteyeceğim. Ekran paylaşımına giriyorum. Ekran paylaşımı yapacağız hocam. Sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim tekrardan. Tamam değil mi ekran paylaşımı? Tamam hocam. Pardon. Sesim de geliyor herhalde. Bir sıkıntı yok. Çünkü Gayet güzel. kendini yalnız hissediyor. Sorma gereksinimi duyuyor. Tüm katılımcılara ben iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle İyon grubuna, Kamil Hoca'nın başkanındaki İyon grubuna ve genç ekibe bu davetler için teşekkür ederim. Ayrıca böyle güzel bir sunum dizisini başlattıkları ve stabil biçimde, standart biçimde devam ettirdikleri için de kendilerini tebrik ediyorum. Bugün benim anlatacağım konu tam endoskopik lomber diskektomi. Konuya başlamadan önce bir noktayı vurgulamak istiyorum. Hazırlarken zorlandım, şu anlamda zorlandım. Heterojen bir dinleyici kitlesine karşı konuşacağım. Doğal olarak hiç ilgilenmemiş olan arkadaşlarımız var. Başlamak üzere olan arkadaşlarımız var, tanıyorum. Başlamış arkadaşlarımız var, çok ileri seviyedeki arkadaşlarımız var. Herkese uygun olmasını düşündüm. O yüzden biraz uzun olabilir. Onun için ben şimdiden sabrınız için teşekkür ediyorum. Sunum tüm anlamıyla bir teknik sunum olacak. Yani endikasyonlardan bahsetmeyeceğiz. Zaten Doktor Zireli'nin sunumunda bunlardan gayet güzel bahsedildi. Bir vurgulamak istediğim nokta, bu sunumda sunduğumuz her şey bize ait olan materyaldir. Ve bizim endoskopi diskektomi konusunda herhangi bir medikal grupla herhangi bir ilişkimiz yok. Son bir vurgulamak istediğim noktada, bu çalışmayı ben her zaman dönem arkadaşım olan Kadir Birler Hoca ile birlikte yaptım. Kendisi de izliyor. Çok konuşmayı sevmez o bu şekilde. Her adımında onun çok büyük emeği var. Beraber ortaya koyduğumuz bir ürün diye düşünüyorum. Ben konuşmama kısa bir tarihçeyle başlayacağım öncelikle. Endoskopik diskektominin başlangıcı ilk Hijikata'nın 75'teki bir yayınıyla, daha sonra 83'te Kambin 10 yıllık sonuçlarını yayınladı. Şimdi pardon, bir sıkıntı oldu. Yayınlarında neyi vurguladılar? Burada bir Craig kanülü kullanarak disk mesafesinin içine girip nükleus pulposu boşalttılar. Hijikata kendi yöntemini perküten nükleotomi olarak adlandırmıştı. Burada Craig kanülünü ve sistemi görüyorsunuz. Daha sonra 92 yılında Kambin yaptığı bir yayında bunu artroskopik mikrodiskektomi olarak adlandırdı. Yöntem neydi? Yöntem şu, bakın burada bir herniyasyon dokusu var. Herniyasyonun etkisini 3 tane okla göstermişler. Buradan gelip bunun içini boşaltırsanız diyor, burası tam olarak çökmese bile herniyasyonun nöral doku üzerindeki etkisi azalacaktır. Şey bu, düşünce bu.
Yani biz buna ne diyoruz? O zaman X-ray eksiğinde intradiskal dekompresyon. Herhangi bir görüş yok. X-ray kullanarak diskin içine girip boşaltıyorlar. Daha sonra 1983 yılında Forst ve Hausmann klasik laminektomi ve diskektomi sonrasında disk mesafesinin içine bir flexible endoskop sokup ilk görüntüyü aldılar. Bunun ardından cerrahlar şunu yapmaya başladı. Bir endoskop edinip endoskopik diskektomi dedikleri veya nükleotomiyi yaparken önce bir endoskopu sokup içeri bakıyorlar, sonra çalışıyorlar, sonra tekrar sokuyorlar. Yani intermittent bir görüş vardı. Bu şekilde devam ederken Schreiber 1989 yılında ya dedi bir taraftan endoskopu soksak bir taraftan da çalışma kanülünü ve aletimizi soksak ve bu şekilde bir makale yazdı. Böylece bir portal girişimi oldu. Schreiber aynı zamanda Indigo Carmine'i de ilk kez kullandı. Diskografi bölümünde ayrıntılarına gireceğiz. Dolayısıyla artık hem Indigo Carmine kullanımı hem de bir portal girişim yoluyla eş zamanlı görüş dönemi başlamış oldu. Ben bu dönemin sonunu şöyle diyorum. Bu tartışmalı 1988-90'lı yıllarda Carmine güvenli iğne yerleştirme alanını veya güvenli çalışma alanını tanımladı. Bu konuya da daha sonra daha geleceğiz. Ama bu bir anda her şeyi değiştirdi. Çünkü bu ana kadar çok fazla miktarda komplikasyon vardı. Bu dönemde üreteral transeksiyonlar mı ararsınız? Sigmoid yaralanmaları mı ararsınız? Arter yaralanmaları mı? Exiting sinir yaralanmaları son derece komplikasyonlu bir işti. Çünkü nereden girileceğini kimse bilmiyordu. Bu arada bizim ülkemizde de bir gelişme var. Ben de o sırada klinikte asistandım, kıdemli asistandım, ihtisas sınavına girmek üzere olan. Duayen hocamız Hamit Ziya Gökalp Hoca o dönemde kimopapain kullanımını başlatmıştı. Devamı gelmedi. O dönemlerde alet edevat almak çok zordu. 27 vakalık bir serisini de sundu. Bir de yazarlara dikkat ederseniz Said Naderi kardeşim o zamandan çömez olarak spinalci olmaya karar vermiş ve bu makaleye hemen atlamış. Umarım izliyordur. Bundan sonraki döneme geldiğimizde, bundan sonraki dönemde cerrahların ilgisi foramene yönelmeye başladı. Yahu biz dorsali nasıl görürüz? Epidural kaviteye nasıl gideriz diye bir takım çalışmalar yapıldı. Burada bunlar var. Detayına yine girmiyorum. Konumuz tarihçi değil. Ta ki Anthony Young 1998 yılında çok kanallı endoskopik vizyonu, irrigasyonu ve içinden çalışmayı sağlayan çok kanallı endoskopun FDA onayını aldı. Ve daha da önemlisi 2002 yılında da bununla yaptığı 307 vakalık serisini yayınladı. Burada gösterdiği şey dedi ki ameliyatı endoskopik ameliyatı ben adımlara ayırıyorum. İğne yerleştirilmesi, diskografi, alet yerleştirilmesi ve diskektomi. Dolayısıyla şunu söyledi. Biz artık herniyasyona en yakın yere gitmek zorundayız ve direkt ona yönelmek zorundayız. O zaman da işte hedefe yönelik yaklaşım dediğimiz yöntem başladı ve artık girişim sırasında sürekli endoskopik vizyonu elde eder hale geldik. Young'ın endoskopundan ve yayınından sonra bir patlama var. Gancho'yu ve Rüten interlaminer girişimi geliştirdiler. Torakal girişimler gelişti, servikal girişimler gelişti. 2006'da migrasyonlar başladı, 2010'da onlar da patladı. 2005 yılında Hoogland kaybettiğimiz çok değerli bir endoskopik cerrahtı. Foraminotomi yapılabileceğini gösterdi. Endoskopik vizyonu altında değil, X-ray C kollu vizyonu altında Reamer'la foraminotomi yapılacağını gösterdi. Dolayısıyla ben de şimdi diyorum ki artık bizim dönemimiz, bu dönem bizim endoskopi sırasında nöral dokuları ayırt edip aynı zamanda diseksiyon yapabildiğimiz dönemdir. Şimdi buradaki şeylere dikkat edersek adlandırmalara, Asya grubu perküten endoskopik tabirini kullandı. Avrupa grubu daha çok full endoskopik tabirini kullandı. Öbür tarafından mesela Avrupa grubundan Hoogland da transforaminal posterolateral terimini kullandı. Öte yandan Young'ın makalesinde yazdığı posterolateral terimi bir teknik haline geldi. Posterolateral girişim diye transforaminalden farklıymış gibi başka bir isim adlandırma yapıldı. Şimdi şöyle bir genelde bakarsak ben bunları çıkardım. Endoskopik cerrahi ilk başlayacak bir insan literatüre baktığında
interliminer yaklaşım bir dizi isim var burada. Transforaminer yaklaşım bir dizi bir isim ve kafa karışıklığı var. Bu kafa karışıklığına ayrıca da başka yöntemler de var elimizde. Mesela unilateral bir portal girişim gibi, endoskop asistit yöntemler gibi. O zaman bu karışıklığın önüne geçmek için, bu karışıklığın önüne geçmek amacıyla 2020 yılında AO Spine, dünyada en çok endoskopi yapan, en çok yayın yapmış cerrahları coğrafi dağılıma göre de bir araya toplayarak bir konsensus çalışması yaptı. Bu çalışmada şu söylendi. Biz artroskopik mikrodiskektomi diyemeyiz. Çünkü bir eklem içinde çalışmıyoruz. Biz perküten de diyemeyiz. Çünkü perküten demek bir hedefe, bir görüntü rehberliğinde indirekt olarak ulaşmaktır. Oysa biz doğrudan hedefe ulaşıyoruz. Öte yandan bizim kullandığımız endoskopun endoskop içinden yani girişim yolu üzerinden aynı zamanda vizyon sağlıyoruz. Onun için biz buna full endoskopik diskektomi diyeceğiz diye bir karar alındı. Öbür taraftan diğer yöntem, bakın burada da servikal, torakal ve lomber spine'da yapılan ameliyatlar için söylenen tam endoskopik, full endoskopik diskektomi tabiri var. Diğer yöntemler için de endoskopik asistit tabiri kullanılmaya başladı. Bu çok mu önemli? Bence hiç önemli değil. Ben bugüne kadar sürekli endoskopik cerrahi, transforaminal yaklaşım, interliminal yaklaşım diye anlattım ama bu tam yarım çeyrek bu konularda bir kafa karışıklığı var. Onu bir açmak istedim. Onun için bunu koydum. Şimdi kabaca da bir mikro cerrahi ile endoskopik cerrahi arasında ne farklılıklar var? Bunları bir görelim. Bir kere endoskopik cerrahi yaparken büyük ölçekli bir görüntü de altında çalışıyoruz. Şeyden daha büyük bir görüntü var elimizde. İkincisi büyük ölçekli görüntüde çalışırken çalışma alanımız son derece küçük veya mikro cerrahiye göre küçük. Üçüncüsü mikro cerrahi sırasında biz iki elimizde iki alet kullanarak diseksiyon yapıyoruz. Endoskopik cerrahide tek alet. Ve sonuncusu dokuları tutarken yılların verdiği değil mi cerrahiye başladığımızda her dokunun bir plastisitesi var. Bunun da bize verdiği bir duyusal geri besleme, bir taktil feedback var. Taktil feedback burada biraz daha fark ediyor, değişiyor. Dolayısıyla endoskopik cerrahiye başlayacak olan bir cerrahın gerek anatomi bilgisi olarak, gerek cerrahi manipülasyon becerisi olarak yeni beceriler edinmesi gerekiyor. Başka ne farklılıklar var? Şimdi yeni başlayanlara dikkat edin. Başta ben olmak üzere başladığım dönem için söylüyorum. İnterliminer daha şey geliyor insana. Niye? Daha kolay geliyor. Çünkü aşina olduğunuz bir anatomik alanda çalışıyorsunuz. Transforaminer cerrahide cerrahı zorlayan, yeni öğreneni zorlayan iki tane konu var. Birincisi foramen bize yabancı bir alan. Herkese yabancı. Foramenin anatomisini de bilmiyoruz. Bakın foramenden geçen yapılar üzerine biz belki binin üzerinde makale okuduk Kadir Hocam'la beraber. Ama forameni bir bütün olarak ele alan makale sayısı 2015 yılına kadar klas 4 ve 5 olmak üzere sadece 5 taneydi. Bunu ele alan bir makale de yok, görüntü yok, video yok. Bu yabancılık. İkinci farklılık ne? Bunu da dün Kamil kardeşimden öğrendim. Bu hep uzaklara kaçan, bu konuda konferanslar veren Kamil kardeşimiz pandemi nedeniyle bir yere kaçamayınca dün İstanbul'a kaçtı. Beraber bir endoskopik ameliyata girdik. O söyleyince fark ettim. Başka bir şey daha var. Mikro cerrahi, mikro diskektomi yaparken biz önce nöral dokuyu buluyoruz. Sonra diski çıkartıyoruz. Transforaminal cerrahide önce patolojiyi çıkartıp ona yönelip ardından nöral dokuya gidiyoruz. Bu da endoskopik cerrahı son derece şaşırtan bir durum. Uyum sağlamasını zorlaştıran bir durum. Şimdi biraz hızlanacağım. Aletlerimiz böyle. Aletler mikro cerrahiye göre daha fragil. Bakın burada bir karşılaştırmasını koydum ama yine de şunu söyleyebilirim. Endoskopik cerrahinin de 4 milimetrelik tançları var. Ama o kadar güçlü aletler değil. Hasta pozisyonunu biliyoruz. Bu Allen masa bir dönem kullanmıştım. Biz normal masayı kullanıyoruz şimdi. Skopinin dönmesi için ters çeviriyoruz. Başka ne var dikkat edeceğimiz? Ameliyatın başında skopiyi rahat dönecek biçimde ayarlamalıyız. Skopi rahat dönerken bir yandan da hastayı örttüğümüzde sterilizasyonu bozmayacak bir şekilde bir organizasyon yapmamız gerekiyor. Bu önemli. Çünkü ameliyat sırasında sık sık AP ve lateral grafilere gidiyoruz.
Şimdi ben tersten başlamak istiyorum. Affedersiniz. Önce interleminerden başlayacağım. Yani son bulunan teknik diyelim. Transforaminerden sonra başlangıç transforaminerdir. Niye interleminer teknik çıkmış? Interleminer tekniğin çıkış gerekçesi L5 S1 mesafesi aslında. Niye? Bir kere krista yüksekliği mesafeye ulaşmaya bir engel. Buna bir de büyük bir transfer proses eklenirse bu aradaki yolda kanül hareketi, alet hareketi son derece zor. Bir de fasetler hipertrofik olursa bu sefer de foramen son derece daralıyor. Oradan da geçemiyorsunuz. Disk mesafesi de dar olursa bunların herhangi bir kombinasyonu L5 S1'e girmeyi engelliyor. İşte o zaman karşımıza interleminer DRI çıkıyor. İnterleminer yaklaşımda ne yapıyoruz? Şimdi bu bir 4-5 mesafesi, bir maket. Biz ne yapıyoruz normal şeyde? Yani şu pembeye çok aldırmayın. Herkes değişen miktarda, vakasına göre değil mi? Laminayı, kranyal ve kaudal laminanın bir bölümünü, bazen faset eklemi medial yüzeyini alıp arkasından burada ligamentum flamu rezeke ediyoruz. Veya çok deneyimli biriyseniz ligamentum flamu flap biçiminde kaldırıp mesafeye girip ameliyatımızı yapıyoruz. Ligamentum flamun flap biçiminde kaldırılması da Yaşar Gül Hoca'nın 77 yılında yaptığı ilk yayında tanımlanmıştır. O zaman tanımlanmış olmasına karşın günümüzde hala ligamentum flamu bir flap olarak kaldırmak orijinal yayın konusudur. Hocanın buradan büyüklüğünü anlayın. Ben hocanın bir mikrocerrahi ameliyatını ciltten cilde mikroskopla yapışını seyretmiş bahtiyar insanlardan bir tanesiyim. Keşke o videoyu kaydedebilseydim diye hep düşünürüm. Biz ne yapıyoruz interlaminer yaklaşımda? Bu interlaminer pencere üzerinde, ligamentum flavum üzerine oturduktan sonra flavumu laterale en geniş yere doğru rezeke ediyoruz. Rezeke ettiğimiz yerde de bir açıklık oluyor. Bu açıklıktan kanülümüzü içeriye sokup cerrahi girişimimize başlıyoruz. Şimdi birkaç tane şeyi söylemek istiyorum. İnterlaminer yaklaşımda önemli olabilecek anatomik özellikler göz ardı ediliyor. Şimdi bakın, burada disk mesafelerini işaretlemiş durumdayız. Üst lomber mesafelerde interlaminer pencere aşağı yukarı her zaman disk mesafesinin kaudalinde yer alıyor. Bu konuda da yapılmış dünyada iki tane çalışma var sadece. İnterlaminer pencere ile mesafenin ilişkisi. Alt lomber seviyeye indiğimiz zaman tam disk mesafesi üzerine oturuyor. Özellikle L5 S1 mesafesinde. Bakın burada sakruma paralel gitmiş. Sakrumu da içine alacak biçimde genişleyebiliyor. Artık hastanın bu kemik varyasyonuna bağlı bir şey. Ne özellik var başka bilinmesi gereken? Hepimizin bildiği bir şey ama konuyu bütünleştirelim. Yukarıdan aşağı indikçe spinal kanalın çapı artıyor. Çapı artıyor ama genişliği, büyüklüğü artıyor. Bir yandan da nöral elementler azalıyor. O zaman üst lomber mesafelerde daha dar bir kanal içerisinde daha çok nöral element var. Dolayısıyla üst mesafelerde yapılacak interlaminer girişimlerde bizim kaudayı zedeleme, yaralama, örseleme riskimiz her zaman var. Başka özellikler, üst lomber mesafelerde spinal kanal oval biçimde. Aşağı indikçe trefoil biçim alıyor, yonca yaprağı biçimi. Gerekçesi ne? Aşağı indikçe hem kanal büyüyor, hem pedikül büyüyor. Ama pedikülün büyüme oranına, pedikül ismusunun büyüme oranı eşlik edemediği için L5'te ve sakrumda kanal ileri derecede trefoil biçim alabilir. İleride göreceğiz. Bunun da bize yaratacağı büyük güçlükler olabilir. Bir başka bilmemiz gereken konu, üst lomber mesafelerde 1, 2, 2, 3 ve 3, 4 mesafelerinde sinir kökleri yani L2, L3 ve L4 kökleri her zaman için disk mesafesinin kaudalinden çıkıyor %100 oranda. L4-5 mesafesinde ise %60 oranında yine mesafenin kaudalinden çıkıyor. S1 kökü hiçbir zaman disk mesafesinin kaudalinden çıkmıyor. Pardon, bir şey oldu. Evet, L5 kökü aynı zamanda yaklaşık %25 oranında disk mesafesinden, yine S1 kökü de %25 oranında disk mesafesinden çıkıyor. L5 kökü %10 oranında ortalama disk mesafesinin kranyalinden çıkarken S1 kökü %76 oranında disk mesafesinin kranyalinde çıkıyor. Bu da bize
L5 S1 mesafesindeki aksiller herniyasyonun neden sık olduğunu açıklıyor. Bir başka şeyi vurgulamak istiyorum. Bakın bu da yine bizim Sait Hoca ile yaptığımız bir yayından alındı. Deminki direkt grafilerde aynı zamanda. İnterlaminer girişim için interlaminer pencerenin kranyokaudal boyu ve orta hattan en geniş olduğu laterale olan genişliği 6 milimetre veya daha fazla ise, büyük ise interlaminer girişimi hiçbir kemik rezeksiyonu yapmaksızın gerçekleştirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bunun üzerine kurulacak. Şimdi bu filme bir dikkat edin. Burada pedikül var. İnterlaminer pencerenin genişliği burada. Bakın arada şu mesafe. Bu vakaya interlaminer olarak girerseniz ligamentum flavum rezeksiyonunu izleyerek nöral dokunun lateraline ulaşamazsınız. Ulaşmak için söz gelimi böyle bir vakada mutlaka kemik rezeksiyonu gerekecektir. Dolayısıyla başlayacak arkadaşlarımızın da bu konuda dikkatli olmalarında yarar var. Yeni başlayacak arkadaşlarımızı kastediyorum. Evet, şimdi biraz işin pratiğine yönelelim. Nasıl yapıyoruz? Ameliyat sırasında biz önce giriş noktamızı belirliyoruz. İlgili mesafede interlaminer pencerenin 2-3 milimetre lateralini giriş noktası olarak belirliyoruz. Bu ameliyatları, interlaminer girişimi genel anestezide yapmamıza rağmen ben her zaman bir lokal anestezik uyguluyorum. Cilt altı ve fasiyadan oluşacak kanamayı engellesin diye. Vazokonstriktör etkisinden yararlanmak üzere. Daha sonra 15 numara bıçakla burada dik kesimizi yapıyoruz. Kesiyi yaparken neye dikkat edeceğiz? Fasiyanın açıldığından emin olmamız lazım. Bundan sonraki aşama bu kesinin içerisinden kılavuz çubuğumuzu yerleştirmek. Ucu konik bir çubuk. İçinden de bir kanalı da var. Bu çubukla palpe edilirse ligamentum flavumun elastisitesi hissedilebilir. Tam yerleştiğini AP ve lateral grafilerde konfirme ediyoruz. Onu konfirme kesinleştirdikten sonra çalışma kanülünü yerleştiriyoruz. Kanülün içi ıslatılmalı, küçük ama önemli ayrıntı. Kanülün kesik ucu karşıya bakar biçimde yerleştirilmeli. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yan grafide, şimdi bakın tam flağım üzerinde ve ön arka grafide, AP grafide interlaminer pencereye yerleştiğini görüyoruz. Bu aşamadan sonraki aşamamız endoskopa yıkama sıvısını bağlamamız. Yıkama sıvımız oda sıcaklığındaki serum fizyolojik. Ondan sonra da endoskopi yerleştirerek ameliyata başlıyoruz. Hemen aklıma gelmişken burada söyleyeyim. Sıvı basıncı için ben irigasyon pompası kullanmıyorum. İrigasyon pompası sikluslar halinde gönderiyordu. Kontinyu göndermiyordu. Şimdi düzgünleri de var ama biz yükseğe asıyoruz. Zaman zaman da basınç artırma gereksinimi duyarsak eğer, ortopedist arkadaşlarımızın kullandığı büyük manşonlar var. Onu sarıp ona biraz basınç uyguluyoruz. Hepsi o kadar. Şimdi içeri girdiğimizde tam oturttuysak aslında ligamentum flavumu görebiliriz. Göremediğimiz zaman flavumun üzerinde multifidus kasımız var. Multifidus kasından küçük bir rezeksiyon yapıyoruz. Çok almaya gerek yok. Flavumu görür görmez radyo frekans probunun süpürücü hareketleriyle alanı açıyoruz. Çünkü siz aldıkça üzerinize gelecektir. Sonuçta flavum üzerinde bu şekilde bir çalışma alanı elde ediyoruz. Bunun ardından rezeksiyon başlıyor. Medialden laterale doğru geliyoruz, en geniş yöne doğru. Bazen çok ince olabilir ligamentum flavum, bazen kalın olabilir. İleri yaşlarda elastisitesini yitiriyor, dikkatli olmak lazım. Önce yüzeyel tabakasını açıp derin tabakasına ulaşıyoruz. Derin tabakasını da açtıktan sonra karşımıza çıkan doku epidural kavitedeki peridural membran ve peridural membranın üzerinde yer alan yağ dokusu. Şimdi burada ne görüyoruz? Bakın ligamentum flavumun yüzeyel tabakası ve derin tabakasını görüyoruz. Bundan sonraki aşama, biraz peridural membrandan bahsedeceğim. Bu çok bilinen bir konu değil. Bütün spinal kanalda servikalden, ki servikalde çok daha kalındır, kök üzerinde foraminoda yapınca kanamalar oradan olur. Bütün medulla spinalis'in durasını peridural membran sarar. Arachnoid membrana benzer bir zardır. Bunun dışında peridural membran vertebraların dorsal yüzüğünü, pediküllerin iç yüzünü ve laminalarında ventral yüzüğünü döşer. Ligamentum flavumun olduğu yerde ama ligamentum flavumun ventralinde kalır. Vertebraların dorsal ve biraz önce bahsettiğim yüzeylerinde
periost dokusu yoktur. Sonuç olarak bakın burada peridural membran. Peridural membran bu şekilde döşüyor ve bir silindir olarak bütün şey boyunca devam ediyor. Aynı zamanda da flağım olduğu zaman flağımın altında yer alıyor. Bundan sonraki aşamamız ne? Bundan sonraki aşamamız ligamentum flağımın foramene doğru dönen derin tabakasını almak. En geniş yerine kadar. Bu önemli. Bu en son bölümü genellikle düz forceps'lerle alamıyoruz. Bakın dikkat ederseniz burada açılı kesici forceps kullanıyorum. Bu şekilde flağımı aldıktan sonra bu bir L5-S1 vakası. Sağ S1 karşımıza çıkıyor. Hasta enteresandır. Bir gün önce doğum yapmış bir hastaydı. Sonra ameliyat olmasını önerdik. Mutlaka olacağını söyledi. Çok kötü durumdaydı çünkü. Şunun için bunu anlatıyorum. Bakın kök üzerinde epidural, peridural membran kalınlaşmış durumda. Belki de dedim ben gebeliğe bağlı bir sürü hormonal değişiklikle böyle değişiklikler oluyordur. Her zaman böyle görmüyoruz. Sonraki aşama burada nöral dokunun, burada S1 oluyor. Medyale doğru retrakte edilmesi. Şimdi burada karşımıza bir serbest fragman çıkıyor. Serbest fragmanı alıyorum. Her zaman serbest fragman çıkmıyor tabii. O zaman PLL'i kesiyoruz. Serbest fragmanı alınca bakın burası rahatlamış bir haline geliyor. Bundan sonraki aşama kanülü 90 derece rotasyon, 90 derece rotasyon vermek. Kanülü rotate ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Biz güvenli bir alan kazanıyoruz burada. Bakın burada bir güven alanı. Artık şu resim çok meşhur. Bu da bizim güvenli alanımız. Kauda verut öbür tarafta kaldı. PLL'imiz var. PLL'deki yırtık alan. Bakın anülüsü ve anülüsten baş vermiş nükleus pulposu görüyoruz. Bu vaka özelinde sadece konuşuyorum. Hiç anülüse de dokunmadan yırtık bir yerden girip disk mesafesini boşalttıktan sonra kanülümüzü tekrar geriye çeviriyoruz. Bakın burada S1 kökü ve sadece yırtık alandan girmişiz. Bunun arkasından yine artık şeyin S1 kökünün laterali rahatlamış durumda. Her zaman böyle olmuyor, tekrar ediyorum. Protrüde disk herniyasyonu vardır. Siz kanülünüzü çevirdikten sonra posterior longitudinal ligamanı keserek girmek zorunda kalırsınız. Daha geniş bir yırtık alanınız oluşur. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Şimdi bu kanül çevirme hareketi riskli bir hareket deniyor. Riskli bir hareket falan değil. Burada oluşan dural yırtık aşağı yukarı hiç yoktur. Benim serimde sıfır. Peki dural komplikasyon bölümünde anlatacağız dural yırtıkları. Fakat kanül çevirmenin şöyle bir esprisi var. Ben çok fazla workshop'a katıldım. Çok fazla klinik gezdim. Şu hiç anlatılmıyor. Siz bu kanülü çevirdiğiniz zaman kaudayı ve root varsa orada kökü sıkıştırıyorsunuz. 2-3 dakikada bir gevşetmek lazım. Bunu gevşetmezseniz başınıza işler gelir. Ne gelir? Benim başıma 3 vakada geldi. Geçici kauda eküine sendromu. Tamam. Üriner problemler olmadı ama çok önemli bir tarafı var. Bu şekilde akut basıya bağlı kauda sendromu geliştiği zaman hastanın inanılmaz bir ağrısı oluyor. Cerrahı çok zorlayan bir durum. Ben kitap ve makale yazanlarında bu komplikasyonu yaptığını ama anlatmadığını çok yakinen biliyorum. Şimdi bakın burada bir örnek vaka verip geçeceğim. L4-5 mesafesinde sentral bir herniyasyon var. Kaudaya iyice gömülmüş durumda ve kaudayı şuralarda yanlara yaymış durumda. Bu preopu, başka kesitlerini koymadım. Bu da postopu. Ama ne güzel, elime sağlık, güzel bir ameliyat yapmışım diyorum. Bu da aslında çok yeni değil, eski vakalarımdan bir tanesi. Şimdi burada size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu vakada flağımı açtık, çekiyorum sinir dokusunu. Alttan güzel herniyasyon dokusu çıkıyor. Halbuki o herniyasyon dokusu değil. Kauda ve L5. Buradaki hatamız nerede? Bakın biz burada ligamentin flağımın lateral bölümünü almamışız doğru dürüst. Tekrar lateraline gidip çektiğimiz zaman burada karşımıza gördüğünüz gibi serbest parça çıkıyor. Serbest parçayı alıp burayı biraz rahatlatıyorum. Nöral doku rahatladıktan sonra, çünkü çok sıkışık bir durumda, arkasından gördüğünüz gibi kanülü çeviriyorum. Yine burada deminki vaka gibi PLL'deki yırtık alanını ve buradan dışarı çıkan nükleus pulposus dokusunu görüyoruz. Buradan girip ameliyatımızı tamamladık. Şimdi burada vurgulamak istediğim nokta şu. Mikrocerrahi farklı mı sanki? Mikrocerrahi sırasında değil mi? Ne olduğunu bilmediğimiz, ayırt etmediğimiz bir dokuya dokunmuyoruz bile.
koagüle etmiyoruz, kesmiyoruz. Emin olmadan bu vakada herniyasyon dokusu gibi görünen yeri kesseydim RUT kesmiş olacaktım. İsim vermeyeceğim, benim yurt dışından hem arkadaşım hem de benden çok daha tecrübeli bir endoskopik cerrah bir kere başına bu geldi ve interlaminer ameliyatları bıraktı. Şu anda sadece transfer ameliyat yapıyor. Tabii çok katastrofik bir durum, çok dikkatli olmak lazım. Bu vakayı geçeceğim. Şimdi biraz transfer ameliyat yaklaşıma gelmek istiyorum. Transfer ameliyat yaklaşımın tekniğini de anlattıktan sonra bir takım vakalar özelinde, özellikle migrate vakalarda ne zaman transfer ameliyat, ne zaman interlaminer yapalım, hangisi nedir onu da tartışmaya çalışacağım. Şimdi neden bahsetmiştik? Yani dedik bu ameliyatı biz 4 aşamaya ayırırız. İğneyi yerleştirelim, diskografi yapalım, aleti yerleştirelim, diskektomizi yapalım. Young o zaman dönemde bu yazdığı makalede şunu söyledi. İğneyi nereye yerleştireceğiz? Onun verdiği isimdir. Foraminal annular window'a yerleştireceğiz dedi. Foraminal annular window diye tarif ettiği yer neresi? Medial ve lateral pediküler hatlar arasında kalan yer. Diyor ki tam ortada siz mid pediküler hatta tam şu ortaya bunu yerleştirirseniz diyor foraminal window'un ameliyatınız başarılı olacaktır. Başka ne diyor? Şunu söylüyor teknik olarak. Ya diyor yaklaşık bakın 2002 yılından bahsediyoruz şu andan değil. Diyor ki 30 derecelik bir açıyla girdiniz güzel. Burada bir çalışma kavitesi yaratın. Eğer burada ekstrüde olmuş bir herniyasyon varsa bir yırtıktan çıkacaktır. Bunun altta kalan bölümü anüs halkaları arasında tuzaklanmış olacaktır. Siz bu kuyruktan tutup çekerseniz bu gelecektir. Bu o zamanki yaklaşım. 30 ve 40, 30 derece üstünde girdiğiniz zaman bu dorsal anüsü göremezsiniz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Anthony Young bu dünyadaki tahmin ediyorum şu anda da 80 yaşına yaklaştı. En deneyimli cerrah. İnanılmaz bir hız. Her şeyi yapabilen bir adam. Tek sıkıntısı var. Bu kadar büyük adam yaptığını anlatamıyor. O zaman anlattığı bir şey bu. Fakat ondan sonra bu yöntem postoralateral girişim diye kaldı. Bir başka şey daha söylendi. Inside out. Kim uydurdu bunu bilmiyorum ama inside out diye bir şey çıktı. Şu anda da herkes bunu kullanıyor. Önce içeri girip boşaltıyormuşuz, sonra bunu çekiyormuşuz gibi. Şimdi detaylarına gireceğiz. Ben de endoskopik diskektomiyi 3 bölüme ayırmaya başladım. Ben de ayırmaya başladım derken Kore'de çok deneyimli bir Yong An, Dr. Yong An var. Çok deneyimli bir cerrah. Bir makalesinde çok güzel bir analoji yaptı. Dedi ki ameliyat 3'e ayrılır. Landing, herniyektomi ve ending. Ben de bunu yerleşme, diskektomi ve sonlanma diye çevirdim. Şimdi kambine, o da bir yıl oluyor yaklaşık kambini kaybedeli. Çok değerli İran kökenliydi biliyorsunuz Amerika'da. Kambine hani bakıyoruz sanki eski yöntem gibi. Arkadaşlar dünyada en güzel yazılmış textbook kambinin textbookudur. Kambin orada şunu söyler. İğne yerleştirme ameliyatın en önemli aşamasıdır. İğnenin çünkü iğnenin üzerinden guiding rod'u, onun üzerinden kanülü, onun üzerinden aletleri yerleştiriyoruz. Onun için landing gerçekten çok önemli. Peki iğne yerleştirmenin ne şeyi var? İğnenin pozisyonu ne olacak? Giriş açımız ne olacak? Giriş noktamız neresi olacak? Bundan başka ne var? Herniyektomi, ne kadar diskektomi yapacağız biz? Başka bir şey, ameliyatı ne zaman sonlandıracağız? Şimdi bu soruyu transfer ameliyatı yeni başlayanlar hep sorar ve hep şu cevap verilir. İki tane kriter var kardeşim. Boşalttın, sinir dokusunu gördün, serbest pulsasyon varsa ameliyat tamam. Veya parça çıkarttın, büyük parça diyelim, MR'la uyumluysa ameliyatın tamam. Hiç öyle değil. Evet, pulsasyon gereklidir ama yeterli değildir. Bütün bunlara biz preoperatif planlamayla karar veriyoruz. Landing'e, yerleşmeye bununla karar veriyoruz. Ameliyatı sonlandıracağımıza da, yahu biz şeyi bilmiyor muyuz? Beyinde bir tümör ameliyat ettiğimiz zaman tümörü çıkartınca nereleri göreceğimizi biliyoruz. Yani sen kanat menenjiyomunu çıkartıyorsan kardeşim, burada internal karotit, ne bileyim çok büyükse orta serebrali, diğer detay dalları hepsini göreceksin sonuçta. Bu da böyle. Preoperatif dönemde MR'ı çok iyi değerlendirip çıkarttığımızı, dokuyu çıkarttığımızda nereleri ekspoze etmemiz veya kontrol edebilmemiz gerektiğini bizim kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz iğneyi nereye yerleştiriyoruz? Oradan başlar ve bu hepimizin bildiği bir şey. Foramen'den. Ama ne özellik var? Foramen 3 boyutlu bir yapı. Yani foramenin
bir transvers genişliği var, bir sagittal genişliği var, bir de foraminal yüksekliğimiz var elimizde. Foramende yerleşmiş olan disk bölümü ise düz bir yüzey değil. Burası sferik bir yüzey. Yani işte non-planar bir yüzeyden bahsediyoruz. Bir kürenin yüzeyi. Burası eğimli. Peki biz iğnemizi yerleştirirken ne hangi hatları kullanıyoruz? Biraz önce söyledik ama ben tekrar edeyim. Lateral, middle ve medial pediküler hatlar. Bu da bizim bir hastamızın tomografisinden aldığım bir görüntü. Peki biz medial pediküler hatta MR'da nasıl karar veriyoruz? MR'da şöyle karar veriyoruz. Bu Rauschning'in bir şeyi bana vermişti. Çok müteşekkirim kendisine. Gördüğünüz gibi burası tam pedikülün ortasından geçiyor bu kesit, aksiyel kesit. Burası medial, burası lateral. Bunun ortası da bu. MR'da baktığımız zaman buradan biz medial alanı işaretleyebiliriz. Peki nasıl işaretleyeceğiz? İşte burada, gerçi bu herniyasyon dokusunu anlamakta da önemli ama iyi MR'ın önemi çıkıyor. Arkadaşlar, MR'cılar disk mesafesinden iki kesit alıp bir üst mesafeye atlıyorlar. Yok böyle bir MR. MR öyle olmaz. MR, ilgili disk mesafenin bir üst ve bir alt mesafesindeki korpuslar disk aksına paralel olacak biçimde kontinyu ince kesit biçimde taranmak zorunda. Bu konuya gelmişken şunu söyleyeyim. Özel sektörde bunu yapmayana ben MR göndermiyorum. Zaten bir iki merkezde çalışıyorum. Yeter ki bunu yapın, yoksa göndermem diyorum, yapıyorlar. Daha bir kurumsal bir yapıda çalışıyorsak da ne olur radyologlarla iyi iletişim kurarak bunu isteyelim. Sonuç olarak bakın, pedikülün ortasından kesitte medial pediküler hat burada. Kürsörümüzü buraya koyup aşağı doğru aksiyel kesitleri devam ettirdiğimiz zaman da ilgili disk mesafemizdeki medial pediküler hattı veya diğer hatları tespit edebiliyoruz. Bir trik daha var ama çok yararlı değil. Ligamentum flamum tam burada dönüşe başladığı noktada tabii ki medial pediküler hatta karşılık geliyor. Bakın burada da görüyoruz. İlk kürsörü koyduğumuz yer pedikül ortası, sonrası da bizim ilgili mesafemiz. Şimdi iğnemizi nerelere yerleştiriyoruz? İğnemizi biz foramende herhangi bir yere yerleştirebiliriz. Ama bakın, medialde ise lateral görüntüde anüs üzerinde olmalı. Middle'daysa da öyle, lateralde de öyle. Sonuç olarak nereye yerleştirirsek yerleştirelim, lateral grafide bizim anülüs üstünde görmemiz gerekiyor. Peki nasıl düzeltiriz bir yanlışlık yapıyorsak? Bakın burada üç ayrı yerleşim var. AP grafide hedefteyken dışarıda kalıyorsak, demek ki bizim iğnemizi daha vertikal olarak içeri sokmamız lazım. AP grafide hedefteyiz, içeride kaldıysak demek ki çok dik girdik. Bizim iğne girişimizi yataylaştırmamız lazım. Daha horizontal girişim. Ve tam doğru pozisyonda girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi AP grafide medial hattayken lateral grafide tam dorsal anüse temas eder durumdayız. Eğer bu durumdaysak iğnemizi doğru yerleştirdik demektir. Dolayısıyla şu ayrı bir mesele. Medial'e mi, middle'a mı, lateral'e mi yerleştireceğiz? Buna da neye göre karar vereceğiz? Preoperatif planlamamıza göre karar vereceğiz. Peki hangi giriş açısıyla gireceğiz? Yani giriş açısının önemi nedir? Giriş açısının önemini kavramak için bizim de endoskopun yapısını bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın, endoskopun içinde rod lensler var. Yani bunlar camdan yapılmış çubuk lensler. Bu çubuk lenslerin etrafında cam lifler var. Dolayısıyla ışığı gayet güzel iletiyor. Burada objektifi var. Biz buraya kamera bağlıyoruz ve buradan da ışık kaynağını bağlıyoruz. Endoskopi belirleyen en önemli şey ucundaki objektif lensiniz. Bakın burada bir kesik alan var, bir açılı alan var. Bu buradan bir dik çizersek bu aradaki açıya göre endoskopun görüş alanı da değişiyor. Söz gelimi. Eğer bu, bakın burada bu açı sıfır. Yani endoskopun görüş açısı, angle of view sıfır olduğu zaman görüş alanımız 70 derece. Peki biz bu açıyı değiştirirsek ne olur? 25 derece olduğu zaman biraz yukarı kalkar. 45 derece olduğu zaman daha fazla, 70'te iyice kalkar. Biz bu objektif lensine 110 derece açı verirsek arkasını görürüz. Endoskopun ucunun arkasını. Bunu kim kullanıyor? Özür dilerim, ürologlar kullanıyor. Ürologlar flexible endoskopla girip mesanede giriş yerinin arkasında kalan taşları ayırt edebiliyor. Biz hangi endoskopu kullanıyoruz?
Şimdi biz firmalarla da ben çok görüştüm. Niyeyse bu konu bir sır. Ser verip sır vermiyorlar. Fizik makaleleri okumak zorunda kaldık. Bizim kullandığımız endoskopların görüş açısı genellikle 25-30 derece. Görme alanı ise 70 ile 90 derece arasında değişiyor. Yani şu gördüğümüzde bizim şu anda kullandığımız değişik markalar var biliyorsunuz. Hepsi için geçerli endoskop modeli diye bakabilirsiniz. Şimdi bunu bir modele uyarlayalım. Modele uyarladığımız zaman bakın endoskop açısı 25 derece ama biz endoskopta şöyle geldiğimiz zaman şu alanın hepsini görebiliriz. Yani önümüze çıkan bu alandaki her dokuyu görebiliriz. Peki gördüğümüz her dokuyu manipüle edebilir miyiz? Gördüğümüz her dokuyu manipüle edemeyiz. Bakın burada bizim manipülasyon alanımız şu sınır içinde kalıyor. Neyle sınırlı? Buradaki manipülasyon alanımız aletimizin çene açıklığıyla ya da flexible bir enstrüman kullanıyorsak onun uzanabildiği yer kadar. Nasıl değiştiririz? Kaldıraç hareketi, levering yapabiliriz. Başka ne yaparız? İçeri girer çıkarak içeri girip çıkabiliriz. Peki, şimdi eğer biz 30-40 derecelerden daha dik bir açıyla girersek sadece ve sadece burada nükleus pulposus boşaltabiliriz. Burada bizim epidural kaviteye, nöral dokuya ulaşma şansımız sıfırdır. Bakın buradan bu açıyla siz sadece birazcık nükleus pulposus boşaltırsınız. Başka bir şey yapılamaz. Epidural kaviteye gidebilmemiz için bizim maksimum 25-30 derecelerde girmemiz lazım ki bir miktar kaldıraç hareketi de yaptırarak, burada bir örneğimle göstermeye çalıştım, burada epidural kaviteye, nöral dokuya ulaşabilelim. İşte giriş açısı bunun için önemli. Şimdi bunu gördükten sonra şunu söyleyebiliriz tahmin ediyorum. E kardeşim kanal içinde bir herniyasyonun varsa değil mi? O zaman mümkün olan en yatay açıyla, en horizontal açıyla girmemiz lazım. Özür dilerim. Sürekli ağzım kuruyor. Şimdi madem kanal içine gireceğiz, o zaman uluslararası artık nomenklatürde bir 2002'de yayınlanıp bir de 2014'te güncellenen Fardo'nun meşhur konsensus makalesindeki zonları kullanmamız lazım. Ne var burada? Bizim sentral, süpartiküler, foraminal ve ekstraforaminal zonlarımız var. Süpartiküler zon biraz müphem bir zon. Nasıl? Faset eklemin medialinden aşağı dik indiğimizde kalan bölüm diye niteleniyor. Çünkü burası da çok şekilli bir yer değil, onun için zor. Bir de anterior ve posterior zonumuz var. Buradan ikiye böldüğümüz zaman ventrali anterior, dorsali posterior zon. Bunu niye yapmışlar? Ekstra foraminal herniyasyon dediğimiz zaman ya burada varsa herniyasyon diye itirazlar geliyor. Hayır, ekstra foraminal zon posteriorda kalan zondur. Başka ne özellik var? Bakın süpartiküler zon içerisinde pedikül medialinde kalan alanı da biz lateral reses olarak değerlendiriyoruz. Kadir hocam obsesiftir. Bunları ben başka açıyla da çizmek istiyorum dedi. Yine burada da sentral, süpartiküler, foraminal ve ekstraforaminal zonlarımızı görüyoruz. Bunun içerisinde de bakın bu alanımız da bizim lateral reses alanımız. Herniyasyon lokalizasyonu şimdi önemli. Bir başka bakış açısıyla yine MR'da da bakarak bakın sonuçta lateral resesimiz bizim pedikül medialinde kalan ve süpartiküler zon içerisinde yer alan zonumuz. Zonları bir de sagittal planda söylemek zorundayız. Herniyasyonları tarif ederken seviye olarak neyimiz var? Disk seviyemiz var, infrapedikül seviyemiz, pedikül seviyemiz ve suprapedikül seviyemiz var. Şimdi gelelim iğnemizi nereye nasıl yerleştiriyoruz? Şimdi şunu söylemek istiyorum burada. İğneyi yerleştirmek için dedik ki biz Cambin-Cambin üçgenini tanımladık. Şimdi Cambin üçgeni hep iki boyutlu bir alan olarak algılanıyor. Doğru, adı üstünde üçgen. Cambin'in makalelerini okuduğunuz zaman çok enteresandır. Cambin bir triangular working area diye iki boyutlu bir alan tanımlıyor. Daha sonra triangular working zone diyor. İki mi üç mü olduğu belli değil. 92 yılındaki çok köşe taşı bir makalesi vardır. Orada da diyor ki extrapedicular space. Oldu size üç boyutlu. Şimdi makalenin derinlemesine gidildiği zaman diyor ki ya bu alan diyor iğneyi koyacağınız bir alandır. Tamam ama aslında bu alan tekrar ben şunu göstermek istedim. Burası sferik bir alan. Bu alan aslında bir prizma arkadaşlar.
Nasıl bir prizma? Kambin prizması diyebileceğimiz bir prizma. Bu konudaki bizim yayınımız da sırada bekliyor. Nasıl bir prizma? Superior ve inferior artiküler fasetlerin ventral yüzeylerinden bu aşağıya uzanan ve aynı zamanda lateralin de exiting sinirin medialinin oluşturduğu dış yüzeyinin de superior ve inferior artiküler proseslerden bu medial yüzeye inen bir prizmadan bahsedebiliyoruz. Prizmayı iki bölüme ayırabiliyoruz. Bu disk mesafesinin olduğu yüzeyden iğnemizi geçiriyoruz. Ama bu mesafede de biz aynı zamanda özellikle migrate herniyasyonlar için geçiş mesafesidir olarak kullanıyoruz. Şimdi kambin üçgeni hep şey, kambinin tanımı şöyle biliniyor. Hipotenüsü, exiting sinir, medyali, nöral doku, tabanı, alt korpusun superior end plate'i. Ama kambinin tanımında işte bir de superior artiküler proses diye dördüncü bir nokta var, bölüm var. Dolayısıyla biz bir kambin prizmasından bahsedebiliriz. Peki biz tam bir yatay giriş yapabilir miyiz? Bu da enteresan bir konudur. Bütün literatürde sadece iki tane makale var. Exiting sinirin disk diskin anülüsün en dorsal yüzeyine olan mesafesini ölçen sadece iki makale. Bir tanesi de Chinese Journal of Orthopedics'te yayınlanmış olan bir makale. Enteresandır. İki makalenin ölçümleri de birbirine uyuyor. Çünkü exiting sinir çıktıktan sonra aşağıya doğru, ventrale doğru ve kaudale doğru seyrediyor. Burada her zaman bir mesafe var. Yani iğnemizi tam sıfır derecede yerleştirmemize engel olan exiting sinir değil, retroperitoneumdur. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da yine Kadir Hocam'ın anatomik ölçümlere uygun olarak çizdiği bir çizimdir. Literatürde biz şunu gördük. Bu tür çizimleri Kadir Hoca alıyor, bakıyor. Hiçbirisi ortalama anatomik değerlere uymuyor. Şimdi bir başka konu daha var. Şunu anladık artık. Güzel. Kanal içi herniyasyonlarda biz mümkün olduğu kadar yatay gireceğiz. Ekstraforaminal herniyasyonlarda ne oluyor? Ekstraforaminal herniyasyon exiting sinire kranyal, lateral veya dorsal yönde itebilir. Herhangi bir kombinasyonda. Siz dorsala itilmiş bir ekstraforaminal herniyasyonda 30 dereceyle girerseniz exiting siniri yaralarsınız. 40-45 derece üzerindeki bir açıyla girerseniz dorsala itilmişse o zaman herhangi problem olmadan foramene yerleşmek olanaklı olacaktır. Dolayısıyla eğer bizim bir ekstraforaminal herniyasyonumuz varsa, bunun ortalaması yok ama biz MR'dan exiting siniri dorsale eleve ettiğini görüyor isek, en azından benim şeyim o, 40-45 dereceden daha dik bir açıyla girmek zorundayız. Ha, dorsale eleve etmedi, bunu görüyoruz. Sadece laterale açmış, laterale ve kranyale yöneltmiş, benim öyle vakalarım var. O zaman istediğiniz açıyla girip, istediğiniz gibi bunu çıkartabilirsiniz. Zaman zaman takılıyor, özür dilerim. Şimdi bakın, giriş açılarına dair 4 tane örnek koydum ben buraya. Şimdi birinci vakada sağ tarafta bir herniyasyon dokusu var. Siniri sıkıştırmış. Biz buna şöyle bir planlama yapmışız. En horizontal girişimle gireceğiz ama bakın retroperitoneum engel. Maksimum 21 derecelik bir açıyla girebiliyoruz. Bir sonraki vakada bakın bu tarafta herniyasyon dokusu kanal içinde yer kaplamış, siniri olduğu gibi dorsale itmiş. Ben de burada o zaman herniye orta ata kadar bunu da boşaltmak istiyorum en azından. En yakın yere yerleşeceğim. O zaman medial pediküler hattında medialine yerleşebilirim demişim. Bakın burada da 22 derecelik bir açı olmuş. Burada bir ekstraforaminal herniyasyon var. Ekstraforaminal herniyasyon dorsale de itmiş. Birazdan daha başka şeyler göreceğiz. Bakın 55 derecelik bir açıyla mid pediküler hatta yerleşmeyi düşünmüşüm. Burada da mixed bir herniyasyonumuz var. Hem supartiküler zon, hem foraminal, hem ekstraforaminal zonda yerleşmiş. Exiting siniri dorsale itmiş. Ortalamasını da almışım. Buraya da middle pediküler hatta 48 dereceyle yerleşmeyi planlamışım. Peki, o zaman karşımızda şu çıkıyor. Kardeşim, gideceğimiz yeri biliyoruz. Açımızı kararlaştırdık. O zaman şu çizgilerin kesişim yeri,
şu mesafede bize giriş noktamızı verecektir. Evet öyle. Ama bu her zaman çalışmıyor. Şimdi bu vakaya bakalım. Mesela bu vakada bu mesafeye baktığımız zaman biz bunun 8 santimetre olduğunu görüyoruz. Şimdi bakın bu vakanın ameliyatından bir görüntü. Mid diskal mesafeyi bulduk. Orta hattın 8 santimetrelerine geldik. İğne giriş alanımız burada. Buradan girişimizi yapacağız. Bu iş tamam. Peki başka bir vakaya bakalım. Biraz önceki vaka 21 dereceyle giriyorduk. Burada bir hesap yaptık. Bu hesaba göre 20 santimetreden girmemiz gerekiyor. 20 santimetrede hastanın dışında kalıyor. Ne yapacağız? Şunları özellikle çizdim ben. Şimdi MR'ları çekerken biz tüm vücudu alamıyoruz. Şu dönüşü göremiyoruz. Dolayısıyla tam hesap yapamıyoruz. Başlangıç döneminde bir dönemde bundan emin olmak için şey yapıyordum ben. Tomografi yaptırıyordum, ona göre hesaplıyordum tüm vücudu içine alan. Halbuki gerek yok. Ekstrapolasyon yöntemini uygulayabiliriz. Yani konumunu bildiğimiz bir noktadan başka bir noktanın hesap edilmesi. Buraya 1 santim ve 2 santimlik çizgiler çiziyorum. Buraya gelen noktayı buluyorum. Mesela ben 18 santimden 1 santim aşağı inersem bulurum diye hesabımı yapıyorum. Şimdi burada işte iki türlü hesap yöntemi çıkıyor. Hesap yönteminin birincisi şu. Bu Rüten'in yöntemidir. Siz eğer mümkün olan en yatay girişe girecekseniz, şimdi bakın bu vaka, deminki vakanın devamı bu. Buradan orta hattan, önce ben daha sonraki girişe temel olacak biçimde çiziyorum. Şuraya kişnerinizi koyup inferior artiküler proses hattını şöyle çizersiniz. Bu hattın dorsalinde kalan her yerden giriş yapabilirsiniz. En lateralden gireceğim diyorsanız da tam bu hattan girin. Ama ben hala bunun çok emin bir yöntem olduğunu düşünmüyorum en lateral için. Retroperitoneumda bir anomali varsa retroperitoneumdan girmek zorunda kalabilirsiniz. Onun yerine deminki ekstrapolasyon yöntemi, giriş trajektörümü buluyorum, yüksek krista var. Kristanın krenyelinden, bakın buradan geliyorum, düz bir, bu tam paralel şu anda hastanın vücuduna. Buradan 2 santimetremi buluyorum, 2 santimetre burada temas ediyor. Bakın burası da 15,5 santimetreye, ben de burada 15,3 hesaplamışım. Bu da ikinci yöntem, benim kullandığım yöntem, giriş noktasını hesaplaması, arkasından da lokal anestezimi yaparak ameliyata başlıyorum. Bu niye önemli? Şimdi makaleleri okuduğunuz zaman şunu göreceksiniz, şunu yazarlar. Orta hattın 8 ile 12 santimetre lateralinden giriyoruz. Abi 9 mu, 10 mu, 11 mi, nereden giriyorsun? 12 ile 16 arasında nereden giriyorsun? Bakın burada tesadüf, gerçekten bu tesadüf, bana inanın. Bizim iki ayrı vakamız. İkisinde de medial pediküler hatta yerleştirmeye karar vermişiz. İkisinde de açımız 21 derece. Birisinde 10 santim yaklaşık, birisinde ise 15 santimden girmek zorundayız. Gireceğiniz yeri size hastanın vücut yapısı dikte ettirecektir. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi ameliyattan gross görüntüleri, lokal anestezik enjeksiyonunu izleyerek iğnemizi yerleştirmeye başlıyoruz. İğne yerleştirirken iki tane önemli nokta. Bir, iğneyi ilk seferde hedefe kadar itmeye çalışmayın. Bu yanlıştır. İki, iğneyi iterken fluoroskopiye gerek yok. Tek tek görüntüler alarak, single shot'larla gitmek lazım. Bakın burada, buradayız şimdi. Tamam, ben tekrar ilerleyeceğim. İlerledim. Ve iğnem geldi, bir kemik yapıya takıldı. Tamam, hiç değiştirmeme gerek yok. Bir lateral grafi alıyorum. Nerede olduğumu tespit ediyorum. Bakın lateral grafi de dışarıdayım. Ne yapmam lazım? Demek ki benim daha vertikal bir açıyla girmem lazım. Büyük açı değişikliklerinde iğneyi geri çekip açıyı değiştirmek lazım. Daha vertikal açıyla girdim. Hedefim medial pedikülerat, ulaştım. Peki lateralde neredeyim? Ona bakıyorum. Lateralde mesafenin içindeyim. Çok değil ama içindeyim. İdeal pozisyon değil. Demek ki daha horizontal girmem lazım. Bunun akabinde tekrar iğnemi düzeltiyorum. Medial pediküler hatta geldim. Lateral grafime geçiyorum. Lateral grafiğe geçtiğim zaman tam yerindeyim. Artık ameliyatıma devam edebilirim. Ameliyatın bundan sonraki aşaması diskografi aşaması. Bu arada İngilizce olduğu için özür diliyorum. Çeviremedim bir takım kısmını. Yeniden hazırlayamadım. İğneyi diskin içerisine ittikten sonra, disk mesafesinin, indigokarmin, kontrast ajan ve gadolonyum bu. Serum fizyolojik birebir, hepsini birebir oranında karıştırıp içeriye veriyoruz.
4 cc'yi geçmemek lazım. 2 cc yeterli. Bakın burada verdikçe mesafe boyanıyor. Mesafe boyandıktan sonra bir de lateral görüntüsünü alıyorum. Peki diskografiyi niye yapıyoruz? Diskografi değişik amaçlarla yapılıyor. Söz gelimi, Young geçmişte çok diskografi yaptığı için bunu diyor ben semptom provokasyonu için kullanıyorum. Ama ben bizzat Young'ın kendisine sordum. Peki efendim dedim. Yani bu ilacı içeri verdiniz, hasta bir ağrı duymuyor. Ameliyatı mı bırakıyorsunuz? Güldü. Yo dedi. Ama semptom provokasyonuna dikkat ediyorum dedi. Gancho ile konuştuk. O epidurografi amacıyla kullanıyor. Bir sürü cerrah da diskografiyi benim gibi doku boyaması için kullanıyor. Neden doku boyuyor? Çünkü kromatografik ajanlar iki türlü. Bir tanesi metilen mavisi gibi hücre içine giriyor. Oysa indigo karmin bazik özellikli bir boya interstisyel dokuya gidiyor. Asidik özellikli, dejenere oldukça asidik özelliği de artan nükleus pulposu boyuyor. Ama sadece bu dejenere nükleus pulposu da boyuyor anlamına gelmesin. Ameliyatta bir sürü yeri boyamış olabilir. Biraz belki beklemek lazım. Nükleus pulposu dışındaki dokular açılıyor. İrigasyon devam ettikçe açılıyor. Şimdi burada size bir örnek göstereceğim. Bakın bir hastamıza 2 mililitre vermişiz. Arkasından 4 mililitre vermişiz. Bu bir ekstraforaminal herniyasyon. Ameliyatın daha başı, bismillah, çok güzel. Ama ne güzel burada herniyasyon dokusu var. Fakat bu dokuya bakınca böyle biraz da yumuşak. Dedik ki biraz bekleyelim bakalım. Bu pek böyle herniyasyon dokusu gibi değil. Aradan 3 dakika, bakın her taraf boyanmış gibi görünüyor. Yani bu doku en azından burası boyanmış. Biraz bekledik. 3 dakika sonraki görüntü şu. Arkadaşlar bu exiting sinir, L4 exiting sinir ve exiting sinirin etrafında gördüğünüz gibi tül gibi çeviren pırıl pırıl sirkümneural sheath var. Sirkümneural sheath peridural membranın sinir üzerindeki devamı. Foramenden caudadan çıktıktan itibaren sinir olarak çıktıktan itibaren durayla beraber çıktıktan sonra 8-10 cm kadar devam eden bir yapıdır. Bundan sonraki aşamamız ne? Bundan sonraki aşamamız iğne mandrili yerine büyük mandrilimizi yerleştiriyoruz. Bu aşamada ben cilt insizyonu yapıyorum. Cilt insizyonu başta yapıp içinden girenler de var ama iğne giriş yerini değiştirirseniz problem olur. Üzerinden iğneyi çekiyorum mandrilin. İğneyi çekerken mandrilin gelmemesine dikkat etmek lazım. Basit şeyleri söylediğim için özür diliyorum ama bu ayrıntılar önemli. Bunun üzerinden guiding rodumuzu yerleştiriyoruz. Rodun içini de ıslatmak lazım. İçeriye kendi etrafında çevirerek sokuyoruz. Bir de içeri iterken şu aksa dikkat etmek lazım. Burada bir bending olursa bütün işlemleri baştan almak zorunda kalırsınız. Foramene ulaşıyoruz nihayetinde. Foramene ulaştıktan sonra da bunu içeriye çakabiliriz. Bunu göstermek için çaktım. Bu aslında gerek yoktu. Pardon. Mandreli çekerken de bunu sıkı sıkıya tutmamız lazım. Beraber gelir yoksa. Bu foramene girdikten sonra içeriye sokarken belli bir açıyla girdiğimiz için anülüs penetre oluyor. Lokal anestezi altında hastanın en şiddetli ağrıyı duyduğu zaman bu aşama yaklaşırken ben lokalle yaptığım zaman sedasyon dozunu biraz artırıyorum veya hastanın tepkisini gözlüyorum. Ayrıca bu guiding rod'un içindeki kanaldan da bir miktar lokal anestetik içeriye verilebilir. Bundan sonraki aşama çalışma kanülünün yerleştirilmesi. Kanülü açıklığı aşağı bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Çünkü bu şekilde yerleştirme exiting sinire yakınsak onu pas geçmemize sağlıyor. Foramene geldiğimizde tersine çevirip, dorsale doğru çevirip içeriye sokuyoruz. Şimdi onu görelim. Evet, geldik şimdi foramene. Bakın buradaydı. Çevirip içeri sokuyoruz. Bakın foramenden içeri geçti. Bazen rod sıkışır bu vakada olduğu gibi. Dikkat ederek rodu dışarı çekiyorum. Bakın aşağı yukarı yerimize yakınız. Arzu edersek de bunu da çakabiliriz. Çakarken çok centilmence, çok yavaşça, zayıf biçimde çakmak lazım. Kemik sesi geliyorsa disk mesafeniz dardır. Yanlış hesap yapmışsınızdır. Kemiğe geliyordur. Onun için çok zorlamamak lazım. Bakın burada da lateral grafiği gördük. Bundan sonraki endoskop yerleştirilmesi. Lateral grafide de bu şekilde yarısının içeri olmasına half and half pozisyon adını veriyoruz. Ne oluyor half and pozisyona tam girdiyseniz? Bakın görüş alanımın üst tarafı epidural mesafe, alt tarafı disk mesafesi. Burada da
iğnenin giriş deliğini görüyoruz. Bu arada değerli moderatörüm, şunu söylemek istiyorum Alper. Şu anda bir saat dolmuş durumda. Devam edersen bir yarım saat daha devam edecek. Eğer katılımcılar kaçıyorsa burada kesebilirim ben. Teknik bu. Yoksa vaka örnekleri üzerinden gideceğim. Abi, hocam biz kesinlikle devamını istiyoruz. Kaçan yok, sen devam et. Peki. Yani sıkıcı olabileceğini biliyorum ama başında özür diledim. Tekrar özür diliyorum. Her düzeye göre bir şeyi toparlayınca iş bu hale geliyor. Bir de iki teknik birden anlatılıyor. Onun için herkese sabrı için çok teşekkür ediyorum. Abi tam zevkli kısmındayız. Şimdi birkaç vaka örneğiyle devam edeceğim. Böyle bir hasta gelmiş bize, bir herniyasyonu var. Bakmışız bir şeyler bulup geri göndermişiz. 6 ay sonra tekrar gelmiş. Biraz önce bunu göstermiştim. Gördüğünüz gibi böyle bir herniyasyon dokusu var elimizde. Şimdi iyi yapılmış bir MR'da bakın sinir kökünü iki taraflı olarak kontinyu kesitlerde çok güzel ayırt ediyoruz. Sağdaki sinir kökü dorsale ve laterale doğru basılmış durumda. Buradaki de etkilenmiş durumda. Sagittal kesitleri, aksiyal kesitte de burada koronal kesitte de herniyasyon dokusunu görüyoruz. Biraz önce planlamasını yapmıştık. 15 santimden burada girmişiz. Girişimizi görüyoruz. Medial pediküler hattayız. Diskografimizi yapmışız. Kanülümüzü yerleştirmişiz. Halfen half pozisyon bu. Arkasından ameliyatımıza başlıyoruz. Bakın ameliyatta ne yapacağız? Burada kabarmış olan bir anülüs var. İğne deliğimizi görüyoruz. Şimdi ameliyatta şu çok önemli geliyor bana. Bunu birkaç kere daha tekrar edeceğim. Genelde seyrederken şunu görüyorum. İğne girerken radyoloji kullanılmıyor. İçeri girdik, bir daha görüntü alınmıyor. Halbuki oryantasyon sağlamak için nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. En önemli alanımız da bizim medial pediküler hat arkadaşlar. Herniyasyon dokusu nöral dokuyu itmemişse eğer, medial pediküler hattın bitişinde nöral doku var demektir. Orayı koagüle ederken, keserken, manipüle ederken dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi ameliyata devam edelim. Bakın burada bir foraminal ligaman görüyoruz. Foraminal ligamanı kesiyoruz. İğne deliğinden içeri probu soktum. İçeriden indigo karmin geldi. Ne yapıyorum ben şimdi? Anülüsü kesiyorum kesici forceple. Kanülümü içeriye doğru itiyorum çalışma kanülünü. Bakın şimdi çalışma kanülüm benim medial pediküler hatta geldi. Ama açılıyım yani nöral dokuya bir hasar veremem. Bakın burada ligamentum flavum, epidural kavite ve disk mesafemiz var. Kanül geliştirmeye devam ettikten sonra anülüs halkalarını kesiyorum. Yani buna biz intraanüler çalışma diyoruz. Anülüs halkalarını kesip mavi gördüğünü çıkar durumundayım. İçerideki dejenere nükleus pulposu çıkartıyorum. Çıkartmaya devam ediyorum. Tabii bu çok kısaltılmış versiyonları. Şimdi bakın burada ne elde ettik? Hemen burada duralım. Şurada bizim epidural kitimiz var. MR'la bunu kombin ettim. Bakın bu yukarıya doğru kabarmış anülüs. Burada da ne görüyoruz? Bir herniyasyon dokusunu görüyoruz. Devam edelim şimdi. Tamam diyorum. Bunlar mavi. Dejener olmuş doku belli zaten. Yine bayağı büyük miktarda bir doku çekiyoruz. Şimdi buradaki görüntüye dikkatli bakalım. Bakın burada şu anülüsü görüyorum. Kabarık. Altından girip boşaltmışım. Bakın burada bir herniyasyon dokusu. Herniyasyon dokusu işte. Young'ın söylediği bu. Burada trape olmuş durumda. Şimdi Young bunun için diyor ki dik geldiyseniz şu kolları gevşetin tamam bunu da buradan çekip alın. Ama bizim buradaki avantajımız ne? Biz yatay gelmiş durumdayız. Epidural kaviteye de hakim olabiliriz. Anüler koları kesiyorum ben burada şimdi. Bu koları kestikten sonra orada anülüs halkaları arasında tuzaklanmış olan herniyasyon dokusunu çekiyorum. Şimdi bakın epidural kaviteye ulaşmaya başladım. Bakın probun ucu epidural kavite içerisinde. Bakın nöral dokuyu da görüyorum artık. Şimdi burada varsa diğer herniyasyon dokularını temizliyorum. Amacım ne? Amacım burada orta hatta kadar gelebilmek, ekspoze edebilmek. Bakın burada artık PLL'i görüyorum. Posterior longitudinal ligamanı ventralden görüyorum. Nerede olduğuma hep kontrol ediyorum. Bakın bu PLL'in ventralden görünüşü. Ben neredeyse ta orta hatta kadar gelmişim. Devam ediyorum şimdi. Buradan bir parça daha çekiyoruz. Buraları artık araştırıp bitirdikten sonra bakın PLL, rutun L5 kökünü görüyorum burada. L5 kökünü kaldırdığım zaman kaudayı ve L5 kökü, şurası da aksillası. Şimdi
Sonuçta bu vakada biz neyi yapmış olduk? Dekompresyonu yaptık ama başka bir şey daha yaptık. Posterior longitudinal ligamanı koruyucu olarak yerinde bıraktık. Şimdi posterior longitudinal ligamanı koruyucu olarak yerinde bırakıp dekompres olduğunu görüyorsanız kesmemek lazım. Gereksiz bir eksizyon, rezeksiyon yapmamak lazım. Ameliyatın sonu ligamentum flamum, epidural fet, posterior longitudinal ligamanın ventral görünüşü ve disk mesafemiz. Şimdi buradan postoperatif görüntülere bakarsak, bakın burada özür dilerim, PLL, post, PLL diyelim artık, PLL tümüyle korunmuş durumda. Buradaki bası ortadan kalkmış durumda. Sagittal kesitlerde yine aynı durumu görüyoruz. Koronal kesite geldiğimiz zaman, bakın bu önemli değil, bu diskin içinden geçiyor ama bakın diskin içini de boşaltmışız, sıvı görünümü. Bakın burada da preopermeasyon, burada tümüyle çıkartılmış durumda. Buradan da çok güzel, burası traversing derken exiting nerve oluyor. Sinirimizi görüyoruz. Şimdi başka bir vaka. Bu vakada bize bir gelmiş yine şikayetlerle. Git kardeşim demişiz yine biz bu vakaya. 13 ay sonra tekrar geldiğinde bakın burada herniyasyon dokusu. Bu vakayı da giriş açısını size göstermiştim. Burada da amacım ne? Burada da benim amacım yine en azından orta hatta kadar bunu dekomprese edebilmek. Şimdi bakın yine deminki gibi ince kesitleri aldığımızda sinir dokusu burada bası altında, burada iyice ezilmiş durumda. Yine sagittal görüntüsü. Yine burada sagittal görüntü için bir şey söyleyeceğim. Yine bu Fardo'nun nomenklatür çalışmasına göre bir herniyasyon dokusu herhangi bir planda çıkış yeri dışarıdaki bölümünden daha küçükse biz buna ekstrüde herniyasyon diyoruz. Yani bu protüzyon değil, aslında bir ekstrüzyon olarak değerlendirmemiz lazım. Burada yine koronal kesitlerimiz geliyor. Giriş açımız 14 santim, noktamız 14 santimden 22 derecelik bir açıyla girmişiz. İğnemizi medial pediküler hattın daha medyenine yerleştirmişiz. Diskografisi, kanül yerleştirilmesi. Bakın bu da ameliyat. Deminki gibi düşünün. Epidural kavite ve anilusu görüyoruz. Anilusu, ilk aşama anilusu kesmek. Uzatıyorum biraz, kusuruma bakmayın ama önemli geliyor bunlar. Anilusu kestikten sonra maviye boyanmış dejenere nükleus pulposus. Bu dejenere nükleus pulposus'u buradan çıkartıyor. Şimdi bakın, iyi de bir şey çıkıyor. Yani iyi de bir doku çıkıyor. Cerrah tatmin eder. Buyurun, serbest pulsasyon var. Güzel de doku çıktı. Ameliyatı sonlandıralım mı? Soru bu. Başta ne anlattık? Preoperatif planlamaya göre benim orta hat nöral dokuları görmem gerekiyor. Bakın neler oluyor. Burada şeyi gösteriyorum. Kesici forceps'i kullanırken endoskopu çevirirseniz her iki ucunu birden görürsünüz. Bakın burada anilusu kesiyorum. Orta hat burada, nöral doku görünüyor. Şimdi bakın şu dokuya. Şimdi detaya girip başka slaytlar koymadım burada. Eğer hastanın hastalık öyküsü 6 aydan uzunsa, herniye olmuş nükleus pulposus, yırtık anilus halkalar arasına giriyor ve adeta bir sikatris dokusu oluşturuyor. Bizim çıkartacağımız dokunun saf yumuşak nükleus pulposus mu, sert mi olduğunu anlayacak bir kriterimiz yok. Elimizde bir tane kriter var. T2 ağırlıklı kesilerde birazcık daha parlak görüyorsak belki yumuşak olabilir. Çok da koyu siyah görüyorsak muhtemelen serttir. Ama o bile yetersiz. Bu kriter yetersiz. Buradan bakın dokuyu çıkartıyorum. Bakar mısınız? Bu sikatris dokusu gibi dokunun basısı hala burada devam ediyor. Çıkartmaya devam ediyoruz. Birazcık çökmekle beraber bakın burada bu bası devam ediyor. PLL diyorum ama aslında bu PLL anüler kompleks. Bakın nasıl şey gibi basıyor. Bir diş gibi basıyor buraya. Bunu kesmeye devam ediyorum. Hala PLL kesiyorum veya PLL anüs kompleksini. Kesmeye devam ediyorum. Orta hattı göreceğim çünkü artık planımı buna göre yaptım. Bakın sonuçta root burada kaldı. Kaudayı ventralden görüyorum. Probumu koyuyorum. Orta hatta kadar geldim. Dekompresyon başarıldı. İşte bu noktada ben ameliyatı bırakabilirim. Demin bırakmış olsaydım bu hasta ağrılı çıkacaktı. Şimdi post operatif bakın filmlere. Antiparantez burada şeyi de söylemek isterim. Endoskopik diskektomide erken MR kadar önemli bir şey yok. Maksimum 24 saat içinde yapılmak zorundadır. Hastanız ağrılı veya nörolojik defisitte ameliyattan çıktıysa ilk saatlerde MR yapılmak zorunda. Bu MR'ın ne yararı var?
erken rekürrens, geç rekürrens öyle bir şey yok. İkinci gün eğer sizin birinci gün yaptığınız MR'da bir şey yok, ikinci gün varsa kardeşim bu rekürrenstir. Rekürrensi saptamanıza yarar. Giriş yolunuzu gösterir, içeride ne yaptığınızı size gösterir. Onun için mutlaka erken MR. Uzatmayalım, bakın burada baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakın deminki vaka gibi değil. Burada PLL'i kesmişiz. Bakın kök rahatlamış. Burada hiç kök yoktu. Şimdi kök olduğu gibi ortaya çıkmış. Ama gördüğünüz gibi PLL'i kesmiş durumdayız. Yine sinir köküne göre baktığımızda aynı görüntüleri daha detaylı görüntü. Sagittal kesitlerde, kesitlerde bu. Koronal kesitlerde de böyle. Bir başka vakayı sunacaktım ama hızlandıralım. Bunu geçmek istiyorum. Başka bir zamanın şeyi olsun. Gerçi şöyle geleyim. Bakın burada da PLL çok ince bir tabaka halinde kaudoya yapışık durumda. Bunu diseke edemiyorsanız zorlamayın. Ben bu vakada şunu düşünmüştüm. Bu vakanın sonuna geleyim. Bakın olduğu gibi çökmüş durumda boşalmış ve PLL nasıl yapışık? Acaba dedim hepimizin başına geldi. Mikrodiskektomi sırasında yarattığımız dural yırtıklar, bu komplikasyonlar bu tür yapışıklıklara bağlı olabilir mi? Bir fikrim yok. Ben aynı zamanda mikro cerrahi de yapıyorum. Yani buradan aklıma gelen bir fikirdi sadece. Hastanın postopları geçiyorum bunları artık. Hikmet Hocam, bölüyorum özür dilerim. Hocam sunumunuz çok faydalı. Hani dinlemek tecrübenizden faydalanmak için. Ama uzadı keselim. Kitap açmanızı bırakmayın. Nasıl? Sunumunuz çok faydalı. Biz de tecrübenizden faydalanmak istiyoruz. Lütfen sunumunuzu böyle şey yapmaya çalışmayın hocam. Ya ben strese giriyorum uzadı diye. Genel kanı buysa devam edeceğim abi, o zaman. Çok da kalmadı. Yani kısaltmayın diyorlar. Peki kısaltmayalım o zaman. O zaman izninizle zaten o vakayı da göstermiş gibi oldum. Şimdi ekstraforaminal herniyasyonlarla devam etmek istiyorum. Kliniğe girmeyeceğim dedim ama genç arkadaşlarımın hepsini uyarıyorum. Bir hastanızda ani çok şiddetli ağrı başladıysa ve veya ağrıda böyle bir yanıcı özellik varsa, gece yattığı zaman, istirahat ettiği zaman ağrısının şiddetinde hiçbir azalma olmuyorsa arkadaşlar, bunlarda ekstraforaminal herniyasyonu mutlaka düşünün. Bunların büyük bir bölümünde de SLR'si bacak kaldırma testi negatif oluyor. Bizim 80'e yaklaşan bir vaka serimiz var. Yaklaşık 40-45 civarında, tam şimdi hazırlanıyor onlar da yayın için, şeyi bilmiyorum ama SLR'si bunların negatif. Bunların büyük bir çoğunluğunda da etiyoloji araştırdığımızda torsiyon hareketiyle aniden ortaya çıktığını görüyoruz. İleri yaş grubunda ortaya çıkıyor. Gençlerde de tanımlanmış. Bizim en genç hastamız 43, en ileri yaşlı hastamız 85 yaşında. Bir de bir problem var. Niyeyse bu MR'cılar bunu çok atlıyor arkadaşlar. Yani bana normal geliyor, hasta ağrıdan kıvranıyor, normal rapor yazılmış, ekstraforaminal herniyasyon. Ekstraforaminal herniyasyon için işte oblik MR'dı bilmem neydi hiçbir şeye gerek yok. Düzgün bir MR yaparsanız çok belli başlı aksiyel kesitlerde 4 tane kriterimiz var. 1. Fokal bir eksentrisite bir çıkıntı göreceğiz burada. İkinci kriter ne? İkinci kriter bakın buradaki eksiting sinirin etrafında bir yağ planı var. Yağ planı siliniyor. Yağ planı yoktur ekstraforaminal herniyasyonda. Üçüncü şey, exiting sinirin, çıkan sinirin kalınlığı değişir. İncelebilir de, kalınlaşabilir de. Ama öbür taraftan farklıdır. Bakın burada kalınlaşmış durumda. Son kriterimiz ne? Exiting sinirin itilmiş olması. Bakın burada birincisi, şu bir normaldeki mesafeye bakın, bundaki mesafeye bakın. Bir, dorsale itilmiş durumda. İki, şu mesafeye bakın, laterale itilmiş durumda. Bunun yanı sıra eğer siz buna koronal ve sagittal kesitleri de düzgün alırsanız çoğu vakada nereye itildiğini görebilirsiniz. Ama bizim vakalarımız arasında şöyle vakalar var. Ya tamam kranyale itilmiş veya laterale itilmiş ama dorsale ayıramayabiliyoruz. Dorsale itilmesini burası hakikaten çok önemli bir nokta. Burası çok önemli diyorlar ya. Dorsale eğer itildiğini saptayamadıysanız siz yapmanız gereken şu 40 dereceden daha büyük açıyla girin. İtilse de itilmese de. Exiting sinir yaralanması kadar feci bir şey yok. Bütün kriterlere tekrar bakarsak bir düzgün giderken konturun bir çıkıntı olması, yağ planının kaybolması, kalınlığın değişmesi ve exiting sinirin 3 ayrı yönde veya bir kombinasyonda itilmesi. Şimdi size exiting ekstraforaminal herniyasyonlarda benim önem verdiğim bir iki ameliyat triğini anlatmak istiyorum. Bu hastamız bizim bir nörolog abimiz. Çok şiddetli ağrıyla geldi.
Bu da yine MR'cılar tarafından atlanıyor. MR yapılmış bir şey yok demişler. Biz kuşkulanıp düzgün bir MR yaptık, daha güzel gördük. Bakın burada bir ekstra foraminal herniyasyonu var. Aşağı indikçe şu aşağı kesitte o kadar şey yok. Şu iki kesitte. Ama bakın mesafenin üstünde ve hemen kranya ucunda herniyasyon dokusunu şurada görüyoruz. Şimdi lateral filmde kesitlerde görüyoruz. Koroner keside de şöyle bir alan görüyoruz. Burada exiting'i ayırt ederken burada ayırt edemiyoruz. Biz bu hastamıza 7 cm lateralden 47 derecelik bir açıyla mid pedikülar hatta yerleşmeyi planladık. Bakın tam da güzel yerleşmişiz buraya iğnemizde. Mid pedikülar hattayız. Bu biraz önce gösterdiğim hastam işte. Herniyasyonla siniri karıştırabilirsiniz dediğim hastam. Bir yalnız benle biraz empati yapın. Bir nörolog abinizi ameliyat ediyorsunuz. Herniyasyon diye L4 kökünü götürüyorsunuz. Çok feci bir durum. Şimdi bu da kanülü yerleştirdiğimiz durum. Şimdi bakın ameliyata gelelim. Ameliyatın başı. Biraz önce gördünüz. Ben devamlı nerede olduğumu kesinleştiriyorum. Şimdi exiting sinirin kaudaline geldik. Burada anülüsü de bir miktar kestim. Ben o bölümü edit ettim. Anülüsü de bir miktar kestikten sonra ben buradan şimdi herniyasyon dokusunu çıkartıyorum. Devam ediyorum. Hiç fena da gelmiyor herniyasyon dokusu. Çıkan parçalardan birinin fotoğrafını çekmişim. Herniyasyon dokusunu çıkarttıktan sonra bakın ne kadar güzel facet eklemi görüyorum. Exiting siniri görüyorum. Burada disk mesafem var. Başka bir şey daha var. L4 exiting sinir itilmişken normal yerine de geldi. Oh ne güzel, ameliyatı bırakalım. Ameliyatı bırakmayalım. Exiting sinirden müthiş korkuyor herkes. Bakın buna Koreliler de dahil. Ama biz mikrocerrahi geleneğinden geliyoruz. Yahu biz anterior komünikan arteri, internal karot arterleri retrakte ediyoruz değil mi? Disk herniyasyonu yaparken sinir kökünü çekiştiriyoruz. Üzerinde durası veya kılıfı olan bir dokuya çok gentle biçimde muamele ederseniz hiçbir şey olmaz. Ben exiting siniri görüyorsam ekstra foraminal herniyasyon ameliyatında mutlaka aksidasını kontrol ediyorum. Ha bu ne demek? Ekstra foraminal herniyasyonlarımız da yine 80 civarında vakamız var. Bunların yaklaşık 20-25'inde biz exiting siniri göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Exiting siniri başka bir açıyla çıkıyor. Pusulasının altında kalıyor. Herniyasyonu çıkartıyorsunuz. Ondan sonra da görme şansınız yok. Ama gördüğünüz zaman mutlaka aksilleyi kontrol edeceksiniz. Şimdi bu vakaya devam edelim o zaman. Bakın, exiting siniri nasıl retrakt edeceğim? Kanülün gentle rotasyon hareketiyle. Bir rotasyon hareketi yaptırıyorum. Ve şeyimi, probumu bakın tam şeye koyuyorum. Aksillasına koyuyorum. Bakın buradan bir parça geliyor arkadaşlar. Boyanmamış bir parça. Boyanmamış parçayı alıyorum. Tekrar uç veriyor. Tekrar retrakt ediyorum. Çıkan parçaya bakar mısınız şimdi? Şimdi buradan önce bu parçayı çekelim. Şimdi bakın buradan yani hastamızın asıl canını yakan parçayı buradan dışarı çekiyoruz. Bu parçayı da çektik. Çok önemliydi, pat diye geçti. Bu parçayı çektiğiniz zaman tam yaptıysanız ameliyatı buradan aksilladan epidural fet globları gelecektir. Şimdi epidural fet, epidural yağ dokusu bir bütün halindedir, komple gelir. Ekstra foraminal bölgedeki epidural globlar ise bunlar ekstra foraminal vaka olduğu için herniyasyon dokusuyla yer değiştirmiş burada yok. Epidural globlar küçük kürecikler halindedir. Bu çeker alırsınız. Ama epidural yağı çekmeyin. Çektiğiniz zaman bütün olarak gelir. Damarlar kanar, görüş alanınız bulanır. Şimdi buradan çıkartılacak ders ne? Buradan çıkartılacak ders. Siz exiting siniri görüyorsanız bunu rahatlıkla retrakt edebilirsiniz. Exiting sinirin aksillasına mutlaka hakim olun. Şimdi hastamızın postoperatif birinci gün çekilen filmi. Bakın burada herniyasyon vardı. Burada herniyasyon var. Düzelmiş durumda. Burada da bakarsanız exiting sinirin etrafı tümüyle açılmış durumda görünüyor. Aynı zamanda sagittal kesitler, aynı zamanda koroner kesitlere de bakarsak, bakınız burada böyleydi, bu da böyle. Şimdi ben çok uzamasın diye vakaları seçerken her şeyi gösterebilecek vakalar seçmeye çalıştım. Ekstra foraminal herniyasyonların başka bir özelliği var, çok az nüksederler. Benim tek nükseden vakam doğal olarak tabii ki bir hekim hastam olacaktı. Bu hastamız ameliyattan sonra son derece rahat, bir ay sonra evde kaygan bir zemine basıp röveşata pozisyonunda poposunun üzerine düştükten sonra ağrısı başlamış. Telefonlaştık, konuştuk. Hem yani
Hem abimiz hem arkadaşımız. Ondan sonra biraz bekleyelim dedik. Ama sonuç olarak birinci ayda biz bir MR yaptık. Yani tam düştükten bir iki gün sonra. Şimdi burada ben bir takım şeyler gördüm. Yani nörolojik muayenesine baktım. Çok da şey yok. Dedim ki ya bir girişim daha yapmayalım, bekleyelim. Biz bekledik. Ağrıları iyice şiddetlendi. İkinci ayda yeni MR yaptık. Bakın bu birinci ayda yaptığımız MR. Bu ikinci ayda burada acayip bir şeyler gelişti. Şimdi bu vakayı bir koyma gerekçem şu. Exiting, extraforaminalde recurrens göstermek. İkincisi, kardeşim endoskopik cerrahi yaptıktan sonra herhangi bir recurrens olursa ikinci kere girersiniz. Biz mikro cerrahi sonrası recurrensleri yapıyoruz. Dolayısıyla bunda bir sıkıntı yok. Ameliyatına yine eski sistem gibi, eskiden 7'ydi. Şimdi 6,5 santimden girdik. Mid pediküler hatta girdik. Yine rutin görüntüler, hızlı hızlı geçiyorum. Bir özelliği yok. İlk postoperatif ikinci aydı. Yani ikinci preoperatif dönemde. Bu da hemen sonra çektiğimiz MR. Şimdi bakın burada gayet güzel açıldı. Ameliyatını göstermek istiyorum. Bu ameliyatı uzatmamak için kısalttım. Bakın ameliyatta biz girdik. Burada bir takım parçalar var. Bu parçaları çıkarttık. Yine benim söylediğim gibi ne güzel disk mesafesi, L4 korpus sinirde yerine geldi. Bunda ben yine rutin adetim olduğu üzere yine exiting'in aksillasına gitmek istedim. Exiting'in aksillasına gitmek için siniri retrakte ettiğim zaman, bakın burada koydum, tam da görüyorsunuz, aksillasındayım. Şimdi anlam veremediğim konulardan biri bu. Her şeyi gerçekten bilemiyoruz. Şimdi bakar mısınız? Burada ligamanlar görmeye başladım. Bu ligaman tarifine göre intraforaminal ligaman. E kardeşim ben bunu birinci ameliyatta görmedim, ikinci ameliyatta nerede çıktı? Yapışıklık desem yapışıklık değil. Yani sen bir ay içerisinde nasıl oluştun bu yeni oluştuysa ya da ben birinci ameliyatta görmedim. Bakın şeyimin pozisyonu, forceps'in pozisyonu. Forceps'in lateral grafideki şimdi şeyi gelecek pozisyonu. Bunlar önemli. Bunları çekerseniz MR'ı olduğu gibi alıp direkt grafiğe aktarmış ve oryantasyonunuzu geliştirmiş olursunuz. Başka ne özellik var? Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bu hastamızın ilk ameliyatında exiting etrafındaki sirkümnöral şit adeta bir tül gibiydi, bir bakir alandı. Şimdi kalınlaşmış ve reaksiyon vermiş durumda. Bir başka hastamızı göstermek istiyorum. 75 yaşında bir kadın hastamız, ağrıdan kıvranıyor. Bakın exiting sinir, herniyasyon dokusu, ekstraforaminal herniyasyon dokusu, exiting siniri çat diye dorsale basmış. Bir miktar da kranyale itmiş. Bakın dorsale basıldığını yan grafide de, yan sagittal kesi MR'da da buradan anlayabilirsiniz. Daha medyalde olması gerekirken olduğu gibi dorsale basılmış durumda. Hastamızın sagittal kesitleri, daha büyük kesi de görüyoruz. Bakın demin söylediğim konu. Şeye gelince koronal kesitlere, postopunu gördükten sonra bunların herniyasyon dokusu olacağına emin oldum. Burada da böyle bir herniyasyon dokusu görünüyor. Şimdi bu hastaya da biz 7 santimden 48 derecelik açıyla mid pediküler hatta girdik. İğnemizi yerleştirdik. Bir miktar boyanma da oldu. Yani şey dışına, disk mesafesi dışına herniyasyon boyanması da var. Kalinimizi de yerleştirdik. Şimdi bu preoperatif görüntüydü. Bu da postoperatif, birinci gün olması lazım görüntüsü. Bakın burada bütün bu herniyasyon dokusunu ekstraforaminal, foraminal hatta bir miktar belki supartiküler de diyebiliriz ama çıkartmış durumdayız. Yine sagittal imajlar. Yine koronallerde bakarsanız aynı yerlerden geçmesine özen gösteriyoruz. Bu dokular çıkmış, yerini sıvı almış durumda. Şimdi ameliyatına gelelim. Ameliyatın başı hoştu bunun, güzel görüntüydü. Onun için böyle bunu koydum. Bakın hemen ameliyatın başında yukarısı epidural kavite. Anülüs olduğu gibi yok. 70-60 anülüsü. Eleve olmuş PLL var. Şimdi bizim burada da kranyele döndüğümüz zaman da exiting sinirimizin, çok özür dilerim. Döndüğümüz zaman da exiting sinirimizin olması gerekiyor. Şimdi bakın burada PLL'i yokluyorum. Bunu göstermek için aslında. Hoşuma gittiği için. Şimdi dönüyoruz. Burayı da biraz boşalttık. Bakın burada artık exiting sinirimizi görebiliyoruz. Burada affedersiniz ameliyatı kısalttım ben. Şimdi şunu göstermek istiyorum. Şöyle geleyim. Exiting siniri görüyoruz. Şu alanı olduğu gibi boşalttım ben. Exiting sinir rahatladı. Ne dedik? Hep rotate edin. Şimdi bakın burada
eksiting siniri rotasyona tabi tutuyorum. Altından herniyasyon dokusu geliyor. O herniyasyon dokusunu alıyorum. Tekrar rotasyon yaptırıyorum. Rotasyonla retrakte ediyorum. Tekrar buradan doku geliyor. Bakın, tekrar yapıyorum. Tekrar doku geliyor. Dokunun geri kalanını alıyorum. Ancak şimdi boşalmış duruma gelecek. Gidiyor, bazen saçmalıyor prezi içerisinde. Almaya devam ediyorum. Yani şimdi bu dokuları almazsanız iki türlü etki olacak. Ne etki olacak? Bir tanesi bası etkisi zaten var. Bir tanesi de bu çıplak nükleus pulposus enflamasyon ağrısı yapacak. Hastanın zaten ağrısının büyük bölümü bence basıdan ziyade enflamasyon ağrısı. Bir şeye daha dikkatinizi çekelim. Disk mesafesi burada kaldı. Eksiting sinir kaninin lateralinden geliyor. Bakın, çıplak kemik görüyorsunuz. Bu alan normalde periosla kaplı değildir. Bu alan peridural membranla kaplıdır. Ekstraforaminal herniyasyon yaptığınızda güzel bu şekilde ekspoze edebiliyorsanız çıplak kemiği görene kadar devam etmeniz lazım. Şimdi devam edelim ameliyata. Evet, artık çektikten sonra bakın burada ne kadar güzel. Bu da bir intraforaminal ligaman. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın, exiting siniri ve etrafını tül gibi saran sirkümnöral şit. Şeyi söylemek istiyorum. Bu intraforaminal ligamanlar konusunda Gökhan Akdemir kardeşimin orijinal yaptığı bir orijinal yayın var. Müthiş bir çalışmadır. Çok bilgi vericidir. Ondan da ben çok yararlandım. Kendisinden rica ettiğimde de göndermişti bana. Bulamamıştım çünkü. Kendisine çok çok buradan teşekkür ediyorum. Şimdi size başka bir vaka göstermek istiyorum. Son ekstraforaminal için son vakamız. Hastaya ekstraforaminal herniyasyon nedeniyle mikrocerrahi uygulanmış. Çok rahat etmemiş. Elimde vardı o filmleri, koymadım. Sonuçta hasta bana geldiğinde çok enteresan. Bakın, böyle sanki burada kistik bir yapı olmuş gibi. Bu exiting sinir çok büyük ve böyle basılmış gibi görünüyor. Biz bunu endoskopik yolla ameliyat ettik. Burada gayet rahat görüyorsunuz. Son derece güzel açılmış durumda. Bakayım. Sagitallerini de koymuşum. Bakın, preoperatif yani mikrocerrahi sonrası ikinci aydaki görüntü. Burası böyle. Exiting sinir burada. Ameliyat sonrası görüntü gayet güzel, etrafı açılmış durumda. Koroner kesitler yine endoskopik ameliyat öncesi, bakın böyle yapı. Bu bölümü temizleyince de exiting siniri gayet güzel burada görebiliyoruz. Şimdi bunu koyma gerekçem de şu. Girişi gösteriyorum burada. Buna da 6 santimden 54 derecelik açıyla mid pediküler hatta girdik. Bakın, bu ameliyatın sonu. Buradan biz bir takım parçalar temizledik sonuçta. Ama çok önemli bir şey var. Tekrar başa alacağım. Bu aksilleyi temizlediyseniz siz doğru düzgün bu ameliyatlar sırasında buradan epidural fet, epidural yağ dokusu pulse edecektir. Çok önemli bir gösterge. Ameliyatın sonunda exiting'i göstermek istiyorum size. Bakın, mikrocerrahi geçirmiş. Son derece kalınlaşmış. Yani hepsi böyledir demiyorum ama endoskopik cerrahiye göre çok daha kalınlaşmış, reaktif bir sirkümnöral sheet var, sirkümnöral kılıf var. Onun dışında sinir de son derece ödemli ve büyük. Aksiyel kesitlerle karşılaştırdığınızda o kesitlere göre çok daha kalın görünüyor. Bir iki kelime de migrasyonlara dair edeceğim. Buraya artık çok uzun diye az vaka koymuştum. Şimdi migrasyonlar çok enteresan. 2006 yılında ilk sınıflama yapılıyor. Antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Kadir Hoca da ben de çok araştırdık. Mikrocerrahi için migrate herniyasyonların sınıflaması diye bir şeyi henüz bulamadık. Şimdi bu sınıflamalarda ne yapılıyor? En son sınıflama 2018. İşte efendim, disk mesafesi kadar aşağı inerse low grade, daha inerse high grade. Yok işte bu yukarıda 3 milimetreye kadar gelirse, yani şu herniyasyonun şuraya gelmesiyle şuraya gelmesi arasında bir fark yok ki. Cerrahi zorluğu belirtmesi açısından son derece yararsız sınıflamalar. Ayrıca buraya koymadım, sınıflamada kullandıkları modeller de şu 3 milimetreyi abartsın diye, daha iyi göstersin diye abartılmış biçimde. Bizim bu çizimlerimiz ortalama vertebra boyutlarına göre yapılmış. Bizim kendi deneyimlerimize göre 40 civarında tahmin ediyorum, onlar da çıkıyor şimdi, migrate herniyasyonlarımız. Biz şöyle sınıflıyoruz. Herniyasyon inferior vertiküler noçu geçip yani pedikül seviyesine geldiği zaman yukarıda, aşağıda da aynı zamanda superior vertebral noçtan daha kaudale inip
pedikül seviyesine geldiğinde artık bunlara ulaşım zordur, diğerlerine ulaşım kolaydır. Başka söylemek istediğimiz şey şu, ameliyatın zorluğunu migrate herniyasyonlarda sadece sagittal uzanım belirlemez. Sentral zondan kaynaklanıp sadece sentral zona yerleşen bir kranyal migrasyonu çıkartmak, çok daha büyük bir herniyasyonu çıkartmaktan çok daha zordur. Dolayısıyla bizim önerdiğimiz sınıflama, o konuda da bir şeyler hazırlıyoruz, önerdiğimiz sınıflama, bir herniyasyon nereden kaynaklanıyor? İki, aksiyel planda nereye uzanıyor? Üç, sagittal planda nereye uzanıyor? Niye böyle? Çünkü foraminal veya ekstra foraminal bölgeden bir herniyasyon, zaten kaudele migrate olmaz da, kranyale migrate olup supartiküler zona veya sentral zona yerleşiyorsa, ya bir kere en başında çok kolay ulaşıyoruz. Herniyasyonun bizzatihi kendisi de bize doğal bir yol açtığı için çıkartması en kolay herniyasyon, sagittal uzanımı ne olursa olsun bu herniyasyon olacaktır. Şimdi, pardon, bakın bir örnek verelim burada. Buraya gelmişken, bunları anlatırken de size interlaminerle şeyi karşılaştırarak gitmek istiyorum, transforaminal cerrahi. Bir kere ben şunu tartışmıyorum. L5-S1'de bir herniyasyonum varsa ben hepsini interlaminer yolla yapıyorum. Şimdi krista yüksekte olduğu zaman deniyor ki ya bir de outside in metot var. Evet, nedir o? Kardeşim biz şey eşliğinde, skopi eşliğinde Reamer'la önce superior artiküler prosesi alıp giriyoruz. Hatta bu iş daha ileri götürüldü. Biz outside in yapıyoruz. E ne yapıyoruz? Bütün vakalarda iğneyi fasete yerleştiriyoruz. Hepsinde superior artiküler prosesi alıp kanala giriyoruz. E kardeşim ben bir sürü vaka gösteriyorum size. Gerek yok ki bir kemik rezeksiyonla. Niye hepsinde yapıyorsunuz? Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı, benim şu kadar yani bine yaklaşan vaka tecrübem şu. Siz bir foraminotomi yapacaksanız endoskopik vizyon altında endoskopik turla yapacaksınız. Hele yeni başlayan için skopi eşliğinde superior artiküler prosesi Reamer'la almak birkaç vakada kaldo ile beraber geri gelir. Şimdi bir örnek verelim. Bakın. Bu örneği de özellikle seçtim. Çünkü iki özelliği var. Bir, birkaç özelliği var. Bir, L5-S1. İki, kranyale migrate. Üç, spondilolisteyiz var hastanın. Şimdi hastanın yakınmaları spondilolisteyiz kaynaklı değil, kök kaynaklıysa her spondilolisteyiz hasta, bizim birkaç hastamız var, endoskopik cerrahiyle ameliyat edilebilir. Şimdi bakın herniyasyonda buradan çıkmış, güzelce sentral, parasentral bölgeye olduğu gibi yerleşmiş durumda. Şimdi gelin analizini yapalım. Şu herniyasyon dokusu. Krista burada. Siz buna bu açıyla geldiniz transforaminal için. Ne kadar burada siz superior artiküler prosesi alırsanız alın, buradan yukarı dönemezsiniz. Yani işin tabiatı gereği şu iğneyi kranyale çevirme şansınız yok. Bir şansınız var. Kuyruğunu yakaladınız, çektiniz, hepsi geldi. E bakın ben geri döneyim, gelmedi. Beş parça çıkartmışım. Daha da fotoğrafını çekmediğim parçası vardır. Parçalıysa ne yapacaksınız? Bunu demek ki şey yoluyla, transforaminal yolla bu herniyasyon çıkmaz. Hemen burada yeni başlayanlar için bir uyarım olacak. Bakın, krista eğer arkadaşlar mid pedikül seviyesinden daha yüksekse bu vakaları transforaminal yolla yapmayın. En azından başlangıçta. Ben hiç yapmıyorum. Şu anda belli vakaları yapabilirim ama bütün vakaları, bu tür vakalara interlaminal yolla giriyorum. Bakın bu vakada size şunu göstermek istedim. İnterlaminer girmişim. Herniyasyonumuz şöyle geliyordu değil mi? Kanülün pozisyonlarına bakar mısınız? Ben olduğu gibi buraya hakimim. E bundan daha güzel ne olacak? Yani bir parça ligamentum flüem çıkartmak bunun endoskopik karakterini bozmaz ki. Başka bir vakaya geçelim. Yukarı herniyasyon, kranyale herniyasyon demişken. En komplike durumlardan bir tanesi. 4-5'ten çıkmış, yukarıya sekestre olmuş. Gitmiş burada lateral resise yerleşmiş bir herniyasyonla karşı karşıyayız. Burada Kadir Hocam'ın dehaları ortaya çıkıyor. Kadir Hocam, şunu söyleyeyim. Biz bütün migrate herniyasyonlarda bu üç boyutlu çizimleri kullanıyoruz. Elimizde böyle bir temel çizim var. Tabii ben burada çöpten adam çizen bir cerrah olarak Kadir Hocam'ın yeteneklerini kullanıyorum. O hemen bunu üç boyutlu hale getiriyor. Şimdi bakın, nasıl bir durumla karşı karşıyayız. Kranyale giren bir herniyasyonumuz var. Bizim burada şöyle bir interlaminer penceremiz, burada da böyle bir interlaminer penceremiz var.
Biz nereden girersek girelim müthiş bir kemik rezeksiyonu yapmak zorundayız. E foraminale geliyorum. Bakın burada böyle bir foramenim var. Burası ne kadar dar görüyorsunuz? Şu faset eklem ve böyle bir herniyasyonum var. Şimdi neler yapılabilir? Bir, kardeşim bırak endoskopik cerrahiyi, doğrudan mikro cerrahi yap. Kesinlikle kabul ediyorum. En iyi neyi biliyorsan onu yap. İki, benim ikisinde de tecrübem çok fazla. O zaman ben bunu bildiğim yöntemle yapmak isterim. En çok neye güvenirim? Bu durumda ben bunu transforaminal yolla yapmak istedim. Ama bunu transforaminal yolla yapmak istediğiniz zaman burada kemik rezeksiyon yapmanız gerekeceğini bileceksiniz. Şimdi şeyi göstereyim. Önce postopları. Bakın bu postop birinci gün çekilmiş. Görüyor musunuz? Ben burada hem inferior artiküler prosesi, ki çok enderdir bunun alınması, hem de superior artiküler prosesi almışım. Bu gördüğünüz herniyasyon dokusu falan değil. Kanla karışık sıvı dokusudur bu. Bakın burada da havayı görüyoruz. Bu da sıvı. Yani herniyasyon dokusu çıkmış, nörolojik defisit düzelmiş, hasta rahat bir pozisyonda. Şimdi bakın lateralde bakalım bu şeylere, görüntülere. Bizim pre-op görüntülerimizde foramenimiz böyle. Bakın post-op görüntüde gerçek foraminotomi yapılmış durumda. Şimdi yani outside in yapıyorum, foramen genişletiyorum. O zaman bize hem herniyasyonun nasıl çıktığını hem de şurada bir foraminotomi yapılmış görüntüyü gösterin diyorum. Ben literatürde de hala bununla karşılamadım. Ameliyatından kısa bir kuple hazırladım denir ya. Bakın ameliyat sırasında gelmişiz. Tam bu alandayız. Superior artiküler proses ve alttaki vertebranın dorsal yüzeyi ne kadar birbirine yakın görüyor musunuz? Buradan ne kanülün genişliği böyle. Kanül falan geçmiyor, kranyele de yönelemiyoruz. Affedersiniz. Dolayısıyla bunda biz hemen şeye başladık. Foraminotomiye. Bakın bu yandan korumalı turla superior artiküler prosesi alıyoruz. Kısa kısa gösteriyorum. Ardından eklemli tur kullanıyoruz. Eklemli turla da burayı tekrar almaya devam ediyorum superior artiküler prosesi. Artık superior artiküler prosesin kranyel bölümünü, faset eklem bölümünün son bölümünde alıyorum. En son inferior artiküler prosesi alıyorum. Artık alanım genişledi. Kanülümü rahatlıkla kranyele doğru hem tilt etmiş hem döndürmüş durumdayım. Bakın son durum şu. Burada ligamentum flavum şeyi almış durumdayım. İnferior artiküler prosesi. Exiting sinirim burada. Exiting sinirin medial duvarı. Buradan da ilk ve son defa oldu. Spinal arteri görebildik. Arteriyel beslenmesinde anatomiye çok giremedim. Foramenin damar yapısı şöyle. Arter kranyelden girer, venöz yapı, venöz damarlar inferiyordan çıkar. Kranyel bölümde bunu gördük. Şimdi daha iyi göreceğiz. Bakın burada herniyasyon dokusu görünüyor, fragman. Küçük bir arteriyel dal bu. Şu olduğu gibi spinal arter. Şu da exiting sinirin kendisi. Onların arasından flavun hemen kranyelinden diseke ettikten sonra herniyasyon dokusunu, sekestre dokuyu çekiyorum. Tabii burada böyle hemen çekip gelmiş gibi görünüyor. Birkaç hamlede geliyor. Yani bir parça kopartıyorum, gerisi önüme geliyor, tekrar çekiyorum. Ama sonuçta bakın görüntümüz şu. Kranyele migrate herniyasyonlarda bir de şu konuda dikkatli olmak lazım. Bazı vertebralerin dorsal yüzleri bu şekilde konkav oluyor. Bura böyle olunca buraya ulaşmak son derece zor. Bakın burada da L4 karpusunun bu konkavitesi ve tam da buraya damar yerleşmiş durumda. Buradan da exiting geliyor. Burada da bizim herniyasyondaki çizimimiz. Biz bu çizimleri yapıp ameliyattan önce kafamızda 3 boyutlu yerleştiriyoruz. Ameliyat sonunda en son nereyi kontrol edelim, nereyi görelim diye. Bunu da herkese tavsiye ediyorum. Burada bir de başka bir güzel şey var, anatomi var. Bakın burası olduğu gibi korpusun dorsal yüzeyi. Şu alanı şöyle görüyoruz. Şunun üzerinde dorsal yüzeyi çeviren intak peridural membranı ilk defa bu kadar güzel burada görebilmiştim ben. Bu vakada böyle bir vaka. Şimdi başka bir vakanın analizini yapalım. Bu da bizde yine bir abimiz, ortopedist bir abimiz. Çok şiddetli ağrılar. 52-3 mesafesinde caudale migrate bir herniyasyon var. 3 boyutlu çizimi de böyle. Diğer aksiyel kesitlerini şimdi koymadım. Şimdi bakın. Buna nasıl bir girişim yapalım? Mesafeyi tekrar ediyorum. L2-3 mesafesi. Şimdi herniyasyon dokusu burada. Lamina burada.
biz buna interliminer girişimi yaparsak bunun pat diye üstüne düşeceğiz. Peki interliminer mi yaptım ben, transforaminer mi? Transforaminer yaptım. Neden transforaminer yaptım? Kendisiyle tartıştım. Tartıştığım zaman dedim ki ben bunu interliminer yaparsam burada kaudayı sıkıştırma şansım fazla, defisit olabilir. Transforaminer daha uzun olur. Ben böyle düşünüyorum dedim. O da biraz ağır bir cevap verdi. Hani ne yaparsan yapı, kibarca söylüyorum. Ne iş yaparsan yap dedi. Ameliyatımızı biz transforaminer yolla yaptık. Şimdi bakın, transforaminer yolla yaptığım zaman, birazdan göstereceğim. Bu hastada medial pedikülotomi yaptık. Yapılabilecek en fazla pedikülotomi. Arkadaşlar istediğiniz kadar medial pedikülotomi yapın. İnferiora caudale migrate olmuş bir herniyasyonda gelip göreceğiniz yer sadece şu pedikülün yarısıdır. Biraz daha belki aşağı inebilirsiniz, o kadar. Bunu aşmak için flexible forcepsler öneriliyor. Doğru, flexible forceps buraya kadar iner. Ama benim bir kuralım var. Görmediğim şeyi tutmam ve çekmem. Körlemesine bunu çekiyorlar. Ama eminim onu çekerken işte kaç oranın ne olduğunu bilmiyorum. Mutlaka bir ara bir durayı da çekip rüptüre ediyorlardır. Ben onu göze almıyorum. Dolayısıyla interlaminer de yapılabilirdi. Cesaret edemedim. Gerekçesi bu kadar basit. Tam da bu hasta olduğu dönemimizde MR'ımız bozulmuştu. Çok acil geldi böyle bir MR'la. Yenileyemedik. Pre ve postop MR'ları böyle. Tümüyle çıktı. Tümüyle rahat etti. Ben size pedikülotomiyi gösteriyorum. Bakın pedikül medialini turla alıyoruz. Pedikül medialini, süperior vertebral uçu ve burada vertebranın dorsal yüzeyini almak arkadaşlar zaman alıcı, zorlayıcı, deneyim gerektiren bir iş. Onun için mümkün olduğu kadar, tecrübem var benim ama her halükarda caudale migrate herniyasyonlarda yahu buna bir interliminer girişim imkanı var mı diye bakıyorum. Çünkü bu çok uğraştırıcı bir işlemdir. Şimdi buradan da bir iki vaka örneği gösterip birkaç komplikasyon üzerine laf edip bitireceğim. Migrate'yi dar tuttum biraz. Çünkü migrate herniyasyonlar bir saat üzerinde konuşulacak bir konu. Bakın böyle bir caudale migrasyon var. Buna şimdi transforaminer girmenin bir anlamı yok. Olduğu gibi lateral reseste yerleşmiş, aşağı migrate olmuş bir vaka. Bunun şeyini koydum buraya, pardon. İnterliminer girdiğimizde ne göreceğiz? Disk mesafesi. Herniyasyonumuz burada, penceremiz burada. Buna koyunca göreceksin. Ameliyatı da öyle yaptım, ameliyatını koymadım. Şunu göstermek istedim sadece. Şimdi bakın interliminer girişim sırasında nerelere ulaşabiliyorum? Disk mesafesinin kranyeli, diskin içi, diskin kaudali, diskin iyice kaudali. Bakın açıklık aşağı bakıyor. Ben bu endoskopla şuraya kadar görüyorum. Buradan da aşağı inmiyor zaten. Yeterli benim için. Gayet başarılı şekilde ameliyat oluyor. Bakın postopu pırıl pırıl bir hasta. Ve transforaminele göre kat kat kolay. Mesela bu vaka için şunu söyleyelim. Söyleyebilirim. Yeni başlamış, 5 tane interliminer yapmış. Bu vakayı çok büyük bir rahatlıkla yapar. Buradan çıkan sonuç ne? Hasta seçimi işte bu kadar önemli. Neyi ameliyat ederek başlayacağımızı ve devam edeceğimizi bilmemiz lazım. Peki interliminer ameliyat her zaman böyle kolay olabiliyor mu? Size iki örnek göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Dedim ya trefeol biçim alıyor diye konuşmamın başında. Trefeol biçim almış ve aksilyaya yerleşmiş bir herniyasyon. Bu herniyasyonu çıkartabilmek için biz görüyor musunuz? Şu kadar şey yapmak zorunda kaldık. Laminektomi diyeceğim. Kemik rezeksiyonu. Bakın preoperatif ve postoperatif bizim yaptığımız kemik rezeksiyon. Yani interliminer girişimizde de bu turları kullanarak endoskopik drilleri şakır şakır laminektomi gibi rezeksiyon yapabilirsiniz. Ama deneyimli değilseniz, başlangıçta bu vakayı alırsanız bu vakayı çıkartamayabilirsiniz. Yine böyle bir vaka, bakın aşağıya doğru L5-S1'den caudale migrate bir şey. İleri derecede trefeol biçim. Aldığımız alanı görüyorsunuz. Yani bu pre, bunlar postop. Pre postop görüntüsü, koronal görüntüsü. Bakın bu vakada da böyle bir alanı almak zorunda kalmışız. Dolayısıyla iyi MR, iyi MR'ı iyi okumak, zonları iyi bilmek, transforaminer cerrahide ulaşacağımız sınırları bilmek, interlaminer girişimde laminer pencereyle herniyasyon ilişkisini bilmek son derece önemli. Komplikasyonlar üzerine bir iki kelime söyleyip kapatmak istiyorum. İki saate geleceğiz, ayıp oluyor. En önemli komplikasyonlardan bir tanesi exiting sinir yaralanmasıdır. Neye bağlıdır?
Ameliyat sırasında kompresi edebilirsiniz, bir de kesip yaralayabilirsiniz sinirleri. Ama bizim korktuğumuz şey postoperatif dizestezi dediğimiz bir şey. Existing sinir iritasyonuna bağlı. L4-5'i ameliyat edersiniz. L5'inde hastanın hipostezi vardır. Postop L4'ünde hipostezi olunca yandı gülüm ketenerve olur. Özelliği nedir? Ameliyattan hemen sonra ortaya çıkar. Siniri yaraladıysanız da zaten defisit olacaktır. Bazen postoperatif dizestezi defisitle de devam edebilir. En güzel yöntem önce bir pregabalin başlamak veya işte gabapentin başlamak. Dirençli vakalarda da transformüle enjeksiyon yapılabilir. Vasküler yaralanmalara girmiyorum. Peritoneal injury artık ayıp olur, yapmamak lazım. Benim önerim şu, disk mesafesine girildiğinde 3 santimden fazla sokmayın. Başarısız girişim yapılabilir. Biraz önce anlattık, bu şeye bağlıdır. Planlamanızı iyi yapmamanıza enfeksiyon olabilir. Bir takım ender bildirilmiş komplikasyonlar var. Ama bunların içinden dural yırtık, şimdi başa dönüyorum nöral injury derken, son derece önemli. Dural yaralanmayı hiç önemsizmiş gibi anlatılıyor. Şimdi bakın size ben başlangıç dönemindeki dural yaralanmamı gösteriyorum. Bu hastayı ikinci kere ameliyat etmiştim. Bir yapışıklık var. Hiç ben nerede olduğuma bakmadan şurayı şöyle bir kestim biting forceps'le. Aslında burada açıldı. Ama onu bile görmeyip, insan nasıl dalıyorsa basireti bağlanıyor, ben açmaya devam ettim. Elde ettiğimiz sonuç bu. Bakın, rutlet dışarıya pörtlüyor, protrüde oluyor. Şimdi deniyor ki bunlar önemli değil, bunlar çok önemli. Çok enteresandır. Bu şekilde rutlet dışarı çıktığı zaman, yani araknoid membranında açılmış durumdaysa, hastanın inanamayacağınız ölçüde katastrofik ağrısı oluyor. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim konuşmanın başında Dr. Ahn diyor ki, eğer bunu yaptıysanız hastayı uyandırmadan mikroya dönün ve burayı tamir edin. Dikemiyorsunuz burayı, en azından buraya shielding yapacak bir takım materyalleri koyun diyor. Bir kısım görüş diyor ki, ya bir bekleyin bakalım ne olacak. Biz başlangıç dönemindeydik, bu hastanın ağrısına çok anlam veremedik. Birkaç gün çok şiddetli ağrı çekti ama işte pregabalin, narkotik analjezikler derken bunu ancak yatıştırdık. Bir başka komplikasyon, bakın bu da interliminer cerrahide başımıza geldi. Tekrar ediyorum, bunlar kanül çevirirken olmuyor. Kanülü kaudanın altına sokup çıkartırken oluyor. Bu şekilde benim 3 tane vakam var. Hiçbir şey yapmadım çünkü şunu öğrendim. Eğer araknoid intaksa problem yok. Müthiş bir koruyucu araknoid. Öyle görünmüyor ama ne ağrı oldu hastalarımda ne de boz fistülü oldu. Boz fistülü olsa zaten ben bunu tamir edecektim. En son ben hiçbir yerde görmedim ama benim tecrübelerimden kendi çıkarttığım şey, şöyle bir şeyi gördüm. Bu yaralanmanın nedeni olarak kanülümüz içerideyken, bakın bu transforaminal girişim sırasında turla alıyorum. Birazcık dikkatsiz olursanız olabilir. Görüyor musunuz? Tur ne yaptı? Şeyin, kanülün ucunda keskin, şart, keskin bir alan oluşturdu. İşte bu değişik bölümlerinde oluşuyor ve siz bu kanülü içeriye ittiğiniz zaman o durayı yırtarak devam ediyor. Dolayısıyla böyle metal parçacıkları görürseniz şey sırasında, turlama sırasında onu düzelttirin. Ben hep bir ekip olarak çalışıyorum. 15 yıldır çalıştığım bir ameliyathane teknisyenim var. Bana para harcatmak da istemediği için bunları alıyor, eğleyerek oraları düzeltiyor, mikroskop altında kontrol edip kullanmaya devam ediyoruz ama kanül pahalı bir şey değil zaten. Değiştirebilir. Burada ben kesmek istiyorum. Herkese sabrı için çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Ekran paylaşımı sonlandırabilirsiniz. Tamam hocam. Hocam çok özür dilerim. Bakın herkes kaçmış durumda. Kesmemiz gerekiyordu. Hocam katılacağım pek çoğu şey yazdı. Lütfen devam edin diye yazı yazdı. Ki şöyle ben, müsaade edersen Alper şey vereyim. Abi 116 kişiye ulaştık. 48.000 dakikada. Ben sayıda değilim. Kaçmış diyorum. Sıkılmışlar demek ki. Ona üzüldüm. Ama bir dakika. 1 saat 29 dakikaya kadar 100'ün altına düşmedi. Sayı. Evet. Yani 1 saat 29 dakikada ilk defa 100'ün altına düştü.
Şu anda 1 saat 50 dakikayız. Halen 83 kişi var. Bence iyi bir skor yani. Şimdi bir başka şeylerde millet çift yavrusu gibi dağılmıştı. Ben 15 kişi gibi gördüm de onun için söyledim. Pardon, özür dilerim. 1 saat 59 dakikada 100'ün altına düşmedim. Ben sıktım diye üzülüyorum. Benim derdim o. Başka bir derdim yok. Sıkılsa yani 89 dakika 100 kişinin üstünde olmaz. Rahat olur. Hocam şöyle ifade edeyim kendimi. Tamam, benim tez konum ama pek çok kişinin ilgisi çekti bu konu. Anlatımda sunumuz bir kılavuz gibi. Yani sanki elimizin altında bu cihazı olsa sizin dersinizi dinleyerek yapabilecekmiş gibi hissettik. Bize bir kılavuz oldu. Çok öğreticiydi. Sorulara geçeceğim. Teşekkürlere geçeceğim ama önce kendi sorularımı sormak istiyorum. Otokulu kendim yapacağım. İki adet sorum var hocam size. Bir, post-op'ta kanın içerisinde steroid enjekte ediyor musunuz? Ameliyat biterken post-op'unda kanın çıkan önce steroid enjekte ediyor musunuz? Gönlensi dokusunu azaltmak için, reaksiyonu azaltmak için. Soru bu mudur? Evet. Bir soru şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman steroid kullanmıyorum. Mikrodiskektomi vakalarında da bir komplikasyon olduğunda da, yani ben bir kort yaralanması yoksa, ki böyle bir durumumuz zaten mümkün değil burada, hiç steroid kullanmıyorum. Biz bu hastalarda da şöyle bir teknik uyguluyoruz. Postoperatif dönemde lüzumu halinde verilmek üzere parasetamol infüzyonu. O da 3x1. Çoğu vaka bunu almıyor. Bakın, ameliyattan çıktığınızda hastanız rahat değilse bir problem vardır endoskopik cerrahide. Ya indikasyonunuz yanlış, ya ameliyatı siz eksik yaptınız. Onun için bir kortizon kullanımı söz konusu değil. Hocam ikinci sorum, ya biraz tecrübesizliğimi vereyim. Aklımı açmak istemiyorum bu konuda. Gördüğüm kadarıyla şey yapılmıyor. Risk mesafesi çok boşaltılmıyor. Şimdi bu kendi sınırlı tecrübemizden ayak nüks sayısını artırabileceğini ama bir yandan da faydasının da nüks olduğu zaman da hastanın stabilitesini çok bozmadığımızı konusunda bir avantajım var. Yani hastanın stabilitesini bozmuyoruz. İstersek 5 defa yapalım. Bir enstrümantasyon ekmek zorunda değiliz gibi algılıyorum. Ama risk mesafesini boşaltmamak nüks sorunumuzu artırıyor mu? Doktor arkadaşınız olduğu gibi. Şimdi birincisi şunu söyleyeyim. Doktor arkadaşımdaki nüksüm düşmeye bağlı bir nüks olduğunu düşünüyorum. Ben bütün ameliyat bulgularıyla birleştirdiğim zaman. İkincisi intradiskal boşaltma miktarının rekürrens üzerindeki etkisi, biliyorsun, yıllardır tartışılıyor. Sadece sekestrektomi mi yapalım, içini mi boşaltalım? Peki kardeşim, içini boşaltalım da, herkese soruyorum, mikro cerrahi yapan bir insan olarak da, diskin içinin tamamen boşaltıldığı bir ameliyat görebildiniz mi? Değil. Buradaki kriter şu benim. Ekstraforaminal herniyasyon mu yaptım? Herniyasyon dokusunu aldım. Anülüs yırtık, diskin içine mutlaka bakıyorum. Şöyle düşünüyorum ben. Çalışan düzgün disk dokusu, ki bu nükleus pulposus'tur değil mi? Nükleus pulposus adeta kauçuk kıvamındadır. Ama böyle hani neredeyse sümük kıvamına gelmiş, yumuşamış doku varsa normal doku görene kadar onu alıyorum. Endoskopik diskektomide, bakın tekrar ediyorum size, arkadaşlar 4 milimlik forcepsimiz var, mikrodiskektomiye yakın boşaltırız. Mikrodiskektomide de aynı şeyi uyguluyorum, yöntemi uyguluyorum. Ama sekestrektomi mi sadece, içini şu kadar mı boşaltalım, biliyorsunuz literatürde hala bu tartışma konusu. Sağ olun hocam. Hocam soru ve teşekkürler geçiyorum. Doktor Atakan Aydın. Hikmet hocam, ağzınıza sağlık. Bir plastik cerrah olarak ben çok aydınlandım. Çok teşekkür ederim. İfade etmiş. Hayati Aygün, Doktor Hayati Bey. Her zamanki yine çok iyi sunum, süper performans. Sunum için teşekkürler. Ülkemizde spinal endoskopi olması gerekenlerin çok çok uzağında, gençlerin daha fazla ilgi göstermesi gerekir diye düşünüyorum diye eklemiş. Yani bundan anladım. Hayati'nin beni çok sevdiği sadece. Çok teşekkür ederim. Buradaki sunum sebep sanırım şey, cihazların pahalılığı. Ulaşmamızdaki zorluk. Alper Ergin, Doktor Alper Ergin, sunum için çok teşekkür ediyorum. Sertifikasyonla sağlandığı bir kurs düzenlemeyi düşünüyor musunuz diye soru sormuş. Şimdi bu soru için teşekkür ediyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Endoskopik cerrahinin dünyadaki en büyük problemi medikal endüstri tarafından yönetilmesi ve akademik eğitim programlarına girmemiş olması. Şimdi medikal endüstrinin yönettiği workshoplar, kongreler, her neyse organizasyonlar için oraya katılan bütün arkadaşlarımı tenzih ediyorum. Onlara büyük saygım var. Ama siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, parayı veren düdüğü çalar. Bir organizasyonu, bir medikal forumu düzenliyorsa bunu kendi çıkarına mutlaka yönlendirecektir.
Benim en büyük sıkıntım, ben de geldim 64 yaşıma. Önümüzdeki yıl sokağa çıkma yasaklısı olacağım. Hala bu endoskopik cerrahi konusu akademik şeye geçmedi. Şimdi tabii bazı şeyleri söyleyeceğim. Mesela Çapa grubu değil mi? Ali Can Bulat hocamın yönetiminde. Orada tahmin ediyorum devam ediyor. Bilebildiğim kadarıyla işte Koç Üniversitesi'nde Özkan Ateş kardeşim başladı. Bir akademik eğitim programı olarak devam edecek. Ama ben Türkiye'de biliyorum ki benim bir sürü arkadaşım periferde, mesela İskenderun'da diğer bir Özkan kardeşimiz var. Gittiğinde şey bulmuş orada, endoskopi sistem şakır şakır yapıyor şu anda. Bazı vakaları tartışıyoruz. İsmini şu anda hani hepsini şey yapamıyorum. İşte Hayati başka bir yöntem yapıyor. Ankara'da mesela Ufuk Üniversitesi'nde Hakan kardeşim yapıyor. Ama o da henüz üniversitel bir yapıyı oturtmadı. Yani burada akademik kurumlara çok büyük iş düşüyor. Bakın şu anda bu yıl bunu biz görmeye başladık. Avrupa'dan hasta talep ediyor. Avrupalı hasta endoskopik disk talep ediyor. Dünya cerrahisi bu tarafa gidiyor. 5 sene sonra insanlar, genç insanlar cerrahlara endoskopik yapmıyor musun kardeşim? Ameliyat olmayacağım diyecekler. Ben 5 sene sonra ameliyat yapan bir cerrah olmayacağım muhtemelen. Benim gençlerden bütün beklentim bunu alıp götürmeleri. Benim 10 yaş genç kuşağım şu anda idaredeler, iktidarlar. İktidar derken hani hep kürsü başkanları falan o dönem ya da benim dönemime yakın arkadaşlar. Ne olur bunu akademik eğitim programlarına alsınlar ve devam ettirsinler. İyi mikro cerrahi eğitimi almış, İki elini doğru düz kullanan her cerrah çok kolaylıkla endoskopik cerrahiye geçer. Hiçbir sıkıntı yok, şakır şakır da yapılır. Sorun budur. Ben akademik yaşama girmesini istiyorum. Sorunun hani özel tarafına gelince, ben özelde çalışan bir hekimim. Hani tabiri caizse beni affedin, butik çalışır gibi çalışıyorum ama Kamil Hocam da şahidimdir. Dinleyenler arasında bir sürü bunu bilen insan olduğunu da biliyorum. Kim nereden ne yardım isterse, hangi workshop isterse her şeyimi vererek ben ona katılıyorum. Ama ben böyle bir organizasyon içinde günde 5 tane ameliyat yapılan bir yerde değilim. Akademik kurumlar keşke bunu yapsa da bu çok daha fazla gelişse. Hepsine katkıda bulunurum ama kim ne istiyorsa. Evet, sağ olun hocam. Erdal Kalkan Bey, Hikmet Hocam çok güzel bir sunum, teşekkürler. Genç arkadaşlara çok doğru bir örneksiniz. Elinize, emeğinize sağlık. Erdal Hocama teşekkür ederim. Doktor Gökhan Gökçe Gökhan Bey, endoskopik spinal cerrahiye başlayacak klinikler endoskopik üniteyi alırken en ideal konfigürasyon nedir? Hangi ataçmanlar ve endoskopik üniteleri olmazsa olmazdır? İdeal lens kamera nasıl olmalıdır? Şimdi bu çok büyük bir soru tabii. Hem firmaları birbirine düşürecek bir soru, hem de işin şöyle bir boyutu var. Ben 12 yıl önce başlamıştım. Başlarken hastaneye çalıştım, özel hastaneye rica ettim. Bir finansal zorlukları vardı. Vallahi ben kendi paramla aldım, ondan sonra da devam ettirdim. İşte o zaman dolar euro daha azdı. Leasing'de falan aldık, bir şekilde hallettik. Sonra da eklemeler yaptık. Şimdi bu çok çok uzun bir konu. Yani Kamil Hocam'la da dün bu konuyu çok konuştuk. Bir başlangıç, şimdi bu finansman durumunuza da bağlı. Yani işte başlangıçta ne yapacaksınız? Mesela başlangıçta endoskopik motor alınmayabilir. O tür vakaları yapmayabilirsiniz. Ama bunu sonra ekleyeceğinizi bileceksiniz. Finansman durumuna göre bir model yapmak lazım. Belki de bir iki firma arasında tercih de yapmak lazım ama ben firma ismi nakletmek istemiyorum. Çünkü şöyle bir pozisyonum var. Aşağı yukarı birkaç firmadan malzemem var. Bir de Türkiye'de el aletlerini, endoskopik aletlerini müthiş yapan, 1/5, 1/10 fiyatına veren şeyler de, yetenekli mühendislerimiz de var. Yani bunu daha bu işe başlamak isteyenler de özel bir platformda destek olmak, yardımcı olmak isterim. Ama pek de marka şunu bunu söylemek için yeri burası değil diye düşünüyorum. Özkan Çeliker Bey, sizin sunum sıktı mı, yavaşlatayım mı, keseyim mi diye sordunuz bir esnada. Devam hocam, süper gidiyor diye eklemişti. Uygur Er hocamız, öğretici, muazzam öğretici sunum, çok teşekkürler. Teşekkürler Uygur. Gökhan Akdemir hocamız, siz bir itapta bulmuşsunuz. Yararlı olduğuna çok sevindim, çok güzel anlatıyorsunuz diye eklemiş. Gökhan kardeşim zaten her şeyini paylaşır biliyorsunuz. Bize her gün şey atıyor dernek postamıza. Çünkü biz de ondan çok yararlanıyoruz. Erkan Bey, sayın hocam, ekstra formal disklerde yüksek açı ve kısa mesafeye girilince çıkan kökün aksilasını her zaman rahat görebilir miyiz? Teşekkürler iletiyor size. Biraz değinmiştim o konuya ama şöyle, ben görmeye çalışıyorum.
dedim ya 80 civarında vakamız var. Yani herhalde 55-60 vakada gördük. Ama yani bir onun üçte biri kadar bir vakada da ben existing sindir görmedim. Görmediğimde irrite oluyorum ama göremeyeceğimi biliyorum artık. Kusosun altında kalabiliyor çıkış açısına göre. Bir de hani ne dedik? Transfonominal cerrahide biz nöral dokuyu görmeden önce herniyasyon dokusunu çıkartıyoruz. Onu böyle tek parça halinde çekip aldınız, patlıyor, existing de çöküyor. Onun üzerine anladığım kadarıyla pusoros da çöküyor, göremeyebiliyorsunuz. Görürseniz iyi olur, her şeyiniz tamam. Görmezseniz ne olur? Probunuzla en azından ve laterale doğru giderek, laterale kranyele doğru giderek existing sinirin aksillasını kontrol etmeye çalışın. Çalışınca da bir problem olmuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ortopedi Bölümünden Doktor Yener Erken Bey. Hikmet abi güzel sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnterlaminar ya da transforaminal olarak asla endoskopik yöntemi tercih etmem dediğiniz lomber disk kendisi vakaları var mıdır? Şimdi sevgili Yener'in adını anmamıştım, unuttum. Ne olur kusuruma bakmasın. Yener kardeşimiz Kore'de günlük endoskopik vaka sayısı 15 ile 40 arasında değişen bir hastanede bir yıl kalarak geldi. Çok da güzel işler yapıyor biliyorum. Önce bunu geliştirdiği için de kendisine ben çok teşekkür ediyorum. Bu birincisi. İkincisi olmaz mı? Var. Ama bunu anlatması gerçekten çok zor. Mesela ben son 5 sene içerisinde 3 ya da 4 tane mikrodisk eklemi yaptım. Bir tanesi 2 ay önceydi. L5-S1 vakasıydı. Biraz faset hipertrofisi vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Diskektomi demek nükleus pulposunun çıkması değil. Tanıma göre disk materyali demek lazım. Disk materyalinin içinde nükleus pulposu olabilir, kartilaj dokusu olabilir, ligamentöz doku olabilir, hatta kemik dokusu olabilir. Kronikleşmiş, uzun öyküsü olan, aksiyel ağrısı, bel ağrısı daha ön planda olan, böyle kabarmış bir doku gördüm. Yani eski bir hasta bu. Bu dedim sikatris dokusu, ben bunu temizleyemeyeceğim. Hastaya da anlattım, mikro cerrahiyle yaptım. Mikro cerrahide de çok uğraştım. Taş gibi bir dokuyla karşılaşıyorsunuz. Biliyorsunuz lomber disk herniyasyonlarında hard disk diye bir kavram yoktur. Hard disk kavramı servikal disk herniyasyonları içindir ama sanki bir hard disk. Anülüsü bıçakla kesemiyordum. Parça 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 bir saat uğraşıp çıkarttım. Var tabii yani sonuçta Yener Hoca'nın sorusunun cevabı bu ama çok çok az gerçekten. Ben o vakaya mesela 4-5'te de mesafesinde olsaydı 5-1 yerine transforaminalde girmezdim, interlaminalde girmezdim. Bu artık cerrahın genel bilgisine, tecrübesine, hissiyatına bağlı bir durum diye düşünüyorum. Bursa'dan Doktor Kudret Türeyen. Kudret Bey güzel sunum için teşekkürlerini sunuyor. Genç arkadaşlarımın uni ve özellikle bir portal endoskopi öğrenmesini tavsiye ediyorum. Endoskopi ileride beyin cerrahisine daha çok yer alacaktır diye eklemiş. Teşekkürün sonuna. Doğan Değirmenci, Doğan Bey çok teşekkür ederiz Hikmet Hocam diye yazmış. Bilal Aykaç, Bilal Bey sinestrin sunumunda sıkıldığımızı düşündüğünüz esnada hocam harika sunum için teşekkürler sıkılmadı diye eklemiş. Teşekkür ediyorum. Mehmet Nur Hocamız teşekkürlerini sunmuş size. Yine Nur Hocam'ın bunu söylemesi benim için şereftir. Çok teşekkür ederim Nur abi. Doğan Değirmenci Bey sizlerin önceliğinde bu vakaları yapabilmek çok güzel. Teşekkürler İskenderun Özel Gelişim Hastanesi'nden. Özkan Çeliker, Özkan Bey yine aynı şekilde sıkılmadan dinledik. Harika sunumdu diye eklemiş. Nezih Oktay Bey, hiç sıkılmadan izledik. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Tek tek söylemiyorum ama herkese çok teşekkür ederim. Bilal Aykaç Bey, hocam bir portal için bir deneyiminiz var mı? Bursa Hayat Hastanesi Ortopedi Bölümünden. Valla bir portal için hiçbir deneyimim yok. Hayati kardeşimi takip edip duruyorum. Kongrelerde, workshoplarda buluşuyoruz zaten. Hani 40-45 yaşında olsam bir de yanına onu da eklerdim ama artık bu yaştan sonra da uğraşacak halim yok diye düşünüyorum. Tecrübem yok. Operatör Doktor Okan Korkmaz, hocam harika sunuma ve emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sunumu size. İnönü Üniversitesi'nin nöroşirurjiden Çağatay Önal Bey, öğretici bir sunumu faydalandım. Teşekkürlerini sunmuş. Klinimiz en kıdem başlığında uzman olmak üzere olan Selim Hanım, Selim Bozdağ. Hocam harika sunum için çok teşekkürler. Hayranlıkla izledik diye yazmış. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Bülent Bozyiğit, güzel sunum ve tecrübenizi paylaştığınız için teşekkür ederim. Aynı hastada birden fazla diskektomi yaptığınız olgu tecrübeniz var mı? Aktarmıştınız. Tabii ki bir orada bir ek yapayım ben. Bir de iki seviye disk herniyasyonları. Ya ben günlük pratikte şöyle bir şey görüyorum. Hastalara çok fazla sende iki seviye disk var deniyor.
Benim şimdiye kadar iki seviye disk yaptığım 4-5 hastam var bu endoskopik seri içerisinde. Ama ben şanslı bir adamım. EMG'yi çok iyi bilen bir nörologla çalışıyorum. Söylemeyi unuttum. Hasta değerlendirmesinde nörolojik muayene kadar elektrofizyolojik değerlendirme de çok önemli. Yaptığımız tüm iki mesafelerde iki kökünde etkilendiğini nörofizyolojik olarak kanıtladıktan sonra yaptık. Aynı hasta da tabii ki var. Onu zaten anlatmıştım. Bir de bunu eklemek istedim. Amasya Üniversitesi Beyin Cerrahisi'nden Doktor Faruk Tonga. Faruk Bey çok güzel bir sunum dikmet hocam. Hiç sıkılmadık. Şekiller, MR görüntüleri ve videolar süperdi. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim Faruk Hoca'ya. Taner Aksu, Taner Hocamız, Sayın Hocam, disk hernilerini yönlendiren bir ortopedist olarak bu konuda aklıma çok soru vardı. Bu net ve detaylı sunu için çok teşekkür ediyorum. Artroskopi erken dönemlerinde de tartışmalar bu şekilde çok olmuştu. Sonrasında sorusunu eklemiş, mikrodiskektomi hiç yapmamış hekimlerin endoskopik yapmaya başlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yapmamalılar. Gayet net. Gayet net. Benim ortopedist arkadaşlarım var. Şahane mikrodiskektomi yapan arkadaşlarım. Bunun ortopedisi nöroşürüsü yok. Önce onu söylemek lazım. Ama bir insan mikrocerrahi ile diskektomi yapmamışsa kesinlikle endoskopik cerrahi yapmalı. Başına bir şey geldiği zaman ne yapacak? Nasıl dönecek? Bir şey gelmedi, hastanı yüksetti, çok komplike bir durum var, mikro cerrahi yapması lazım, ne yapacak? Ayrıca mikro cerrahi yapmamış insanın disk patolojisini çok iyi anlayacağı kanısına değilim. Belki 20 sene sonra bu iş olabilir. Fakat ben bir de şunu gördüm, adam cerrah değil ya, ağrıcı, ben endoskopik diskektomi yapıyorum diyor. Yok böyle bir şey. Yani ben kabullenemiyorum en azından. Murat Ulutaş Bey, elinize sağlık Hikmet Hocam. Ameliyat süresi hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii. Ya bu makalelerde ameliyat süresi de yazıyorlar ama burada şöyle bir şey var. Şunu söylemek istiyorum. Ameliyat süresi deyince ne anlıyoruz? İğne yerleştirme mi? Yani ilk başlangıç o aşaması. Başlangıç aşamasının ilk şutla girip şıkır şıkır 2 dakikada yaptığım vaka da var. Başlangıç aşamasından bahsediyorum. Sunumda da söyledim. 45 dakika iğne yerleştirmeye çalıştığım vaka da var. Bu aşamaya geçelim. Endoskopi içeri soktuk. Ne kadar sürüyor? 4 saate uğraştığım vaka var. Ama 4 dakikada bitirdiğim vakada var. Ekstra foraminal herniyasyonu çektim, aldım, sinir çıktı, alasmanlık dedim, çıktım, gayet de iyi oldu. Şimdi ortalama süre dersek 45 dakika ile 1,5 saat arasında değişiyor. Aşabiliyor da aşağı da gelebiliyor ama ortalaması bu. Benim biraz belki obsesyonlarım var. Ben sağ solu kurcalayıp emin olmayı da seviyorum. Yani alıp kaçmıyorum. O yüzden benimkiler biraz daha uzun sürüyor sanırım. Klinimiz asistanlarından Doktor Alaaddin Bayrak. Çok değerli bilgiler edindik. Teşekkürler hocam. Demiş. Ümit Ali Malçok. Ümit Ali hocam. Hocam hiç sıkılmadık. Emeğinize sağlık diye yazmış. Kemal Yücesoy hocamız İzmir'den. Hikmet abi çok ahmetli bir sunumda. Elinize sağlık. Kemal hocama da çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi'nden Erkin Özger hocamız. Erkin abi çok güzel sunum. Teşekkürlerini etmiş. Hepsine çok teşekkür ederim. Şimdi klinimiz uzmanlarından Gökhan Gürkan Bey. Hocam ders niteliğinde güzel sunum için çok teşekkürler. Gerçekten genç bir cerrah olarak çok heveslendim. Kanama ile ilgili bir komplikasyon ile karşılaştığınız oldu mu? Kanama varlığında endoskopik olarak müdahale edebilme imkanınız oluyor mu? Bu müdahalede kullandığınız maddeler var mı? Çok çok güzel bir soru bu. Şimdi bir, endoskopik cerrahi sırasında kanama oluyor. Ama şunu aklınızdan çıkartın. Kemik rezeksiyonu için sırasında bir kanama olmuyor. Çünkü turlarken siz hem yaratılan ısı nedeniyle hem de çıkaran kemik tozu nedeniyle bir kanama olmuyor. Şimdi bunu bir yandan geçelim. Başka ne tür kanama oluyor? Yanlışlıkla daha doğrusu venöz kanamalar olabiliyor. Yırtabilirsiniz. Venleri kopartabilirsiniz. Buradaki kanamanın en büyük problemi görme alanını bulanıklaştırması oluyor. Burada tabii gösterme şansım yoktu ama kanamayla ilgili böyle bir video hazırlamıştım ben. Bayağı 10-15 dakika uğraştığımız oluyor. Şimdi kanamayla uğraşırken şunu yapmak gerekiyor. Bizim bu hem çalışma kanülüne hem endoskopun arka tarafına taktığımız lastik contalarımız var. Onu taktığımız zaman sıvı çıkışı kısıtlanmaya başlıyor. Hatta sıvı çıkışını tümüyle kapatabiliyoruz. Tabii bu epidural basıncı da artırır. Tehlikeli bir yöntemdir. 2-3 dakika içerisinde kanama noktasını bulup durdurabiliyoruz. Kanama genellikle ya epidural mesafeden olur. Eğer foramenin lateraline yakınsanız, çünkü foramenin ağzı yaygın bir venöz ağla döşelidir. Oradan bir kanamamız olur. Kanamaları genellikle durdurabiliyoruz. Bu bahsettiğim rutin operasyonda oluşan kanamalar. Şimdi başka şeyler de var. Hani komplikasyon olarak delip geçip majör arter yaralanmaları, o farklı bir şey. Literatürde bildirilmiş 3-4 tane
Foramen'de yer almış aberan arterin yaralanması vakası var. Biz onunla karşılaşmadık. Başka daha önemli bir şey var. Şimdi ben endoskopik cerrahiye başladığımda şunu yapıyordum. Ameliyat bitti, hasta uyandı veya lokalle yaptım. 3 saat sonra şu kanalma bantları var ya, çok havalı bir şekilde ondan yapıştırıp hadi git evine, hani 3 saatte hasta tapurcu edeceğiz. Yok böyle bir şey. Voridil grubu şeydeki, Kore'deki en çok dünyanın ameliyat yapan grubudur. Onların yaklaşık 1000 küsur vakalık bir serisinde 4 tane retroperitoneal hematom var. Bunun 2 tanesini de boşaltmak zorunda kalmışlar. Onun dışında biliyorsunuz bizde yine ilk başlayanlardan Çapa grubu, Ali Can Bolat Hoca'nın, Murat İmerler'in veya işte Güven kardeşimiz var şimdi Almanya'da. Onların da 800-900 vakalık çok otorlu bir çalışmasında, yanlış hatırlıyorsam beni bağışlasınlar, galiba müdahale etmemişler. 1 veya 2 tane retroperitoneal hematom var. Son 5-6 yıldır ben hastamda retroperitoneal olur muyla yatıyorum, kalkıyorum. Çünkü bu 1000'de 1 olacak, bir kere olacak, başınıza gelecek. Bu şey de var. Bunun etiyolojisi konusunda da çok tartışma var. Yapacağınız bir şey yok. Yapılacak şey hastayı mutlaka bir gece klinikte yatırmak. Ben dolayısıyla bir gece mutlaka yatmasını istiyorum hastamın. Sabah da kontrol ediyorum. Murat Bey, teşekkürünü sunmuş. Emeğine sağlık hocam diye. Ben teşekkür ederim. Son kez hem muhteşem sunum için size teşekkür ediyorum. Hem de kendi test konumda bu sunumda moderatörü bana verdiği için Kamil Hocam'a teşekkür ediyorum ve sözü Kamil Hocam'a bırakıyorum. Kamil abi. Hikmet abiye çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten muhteşem bir sunumdu. Çok şey öğrendik. Tabii Hikmet abiyi bırakmayacağız klinik olarak. Peşinden gideceğiz. Bir kliniğimizde de ağırlayacağız. Rüşvetimi söyledim değil mi? Boyoz ikram edeceksiniz. Yumurtayla beraber sıcak. Tabii yumurtayla. Tabii onlar hazır. Ertan onları biliyor nereden alacağını, şeysini, fırınını. Ha, Uygur da gelecek bu arada. Uygur istiyor aslında. Tabii tabii. Boğaz şeysi gibi olmaz ama balık rakı şeysi gibi, ama bizde de var ya Alsancak falan. Çeşitli yerler ağırlayacağız orada inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Hakikaten muhteşem bir sunum oldu. Müthiş bir kitabın yarısını da şey yaptık yani, bizim online şeyi aktarmış olduk. Artık telif hakkı da vermeyeceğiz oradan. Bir bilgi vereyim ben. Bu kitabın Türkçesini kısa zamanda yapıp Türkiye'de bunu biz ücretsiz olarak dağıtmayı düşünüyoruz. Bu versiyon şimdi ağırlıklı olarak hani Türkiye'de alınabilir ama İngilizce ve yani daha çok Avrupa ve Amerika'ya yönelik olarak bir, ne diyelim, ürün oldu diyelim. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Sunumu sonlandırıyorum. Sormuş. Evet, söyle. Bugün abi sunumu sonlandırmak için girmiştim oraya da. Yok, Gökhan'ın bir sorusu var. Hocam kitabımıza nasıl ulaşabilir size eklemiş bu soru. Ya şöyle, şu anda ISBN'si alınıyor. Tahmin ediyorum Nisan ayı içerisinde şey olacak, yayına girecek. Ondan önce de ben kitabın bir web site'ı da yapılıyor şimdi. O web site'ından ulaşılabilecek. Ama bir süre sonra bunun Türkçesi ve ücretsizi çıkacak. Almayın onun için yani. Ben uyarayım sizi. Sunumu sonlandırıyorum. Evet. İyi akşamlar herkese. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.